Efendim bugün burada Emekçi Kadınlar Haftası vesilesiyle bir aradayız. Dernekler, platformlar ve vakıflar olarak düşüncelerimizi paylaşacağız. Bugünkü etkinliğin tertip komitesi bir yandan da Sayın Gülü Sezginer, Sayın Neriman Pınar, Sayın Mehmet Dağıstanlı ve Sayın Ali Aydemir'den oluşuyor. Bir de ben varım, Ali Butuköylüoğlu. Dört dernek bir anlamda lokomotif görevi gördü. Kanlıca Doğa ve Yaşam Derneği, Eğitimci Sanatçılar Derneği, Borsa Uzmanları Derneği ve Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği. Bu etkinliği video kaydını alıyoruz. Bunu bilginiz olsun. Çünkü bu paylaşımları bugün burada olamayanlar da takip edebilsin istiyoruz ki amacımız bu. Etkinliğin akışı sırasında alfabetik sırayla ilerleyeceğiz. Dernekler ve platformların dışında Sayın Ali Aydemir'in vesile olmasıyla iki de değerli sanatçımız aramızda olacak. Sayın Mehmet Gümüş ve Sayın Taner Özsoy. Akış sırasında onların belki çok sanatçı yönleriyle de katkılarını almış olacağız. Her bir bireye üçer dakika vakit ayırabiliyoruz. Buna riayet etmeye çalışalım. Bu arada üç dakika, maksimum üç dakika. Eğer üç dakikadan biraz daha kısa olursa çok daha iyi olur ki o aradaki geçişlerde de onu kullanabiliriz. Ben alarmı kuracağım, saatle takip etmeye çalışacağım. Umarım becerebilirim. Şimdi burada duruyorum. Şimdi bugünün açıkçası fikir sahibi veya ilk başlatanı diyebileceğim Sayın Gülü Sezginer'le başlıyoruz. Sayın Sezginer, mikrofonu açabilirsiniz. Ben bir yandan da saati takip ediyorum ama zaten siz baştan beri içinde olduğunuz için biliyorsunuz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Borsa Uzmanlar Derneği adına bu platformda yer alıyorum ve dediğiniz gibi çok da hazin bir öyküsü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bizler de ne yapabiliriz şeklinde düşündük. Hep birlikte karar verdik ve dernekler dayanışması, platformlar dayanışması çerçevesinde bu akşamı organize ettik. İnşallah çok güzel bir etkinlik olur. Ben kendi adıma sosyal finansla uğraştığım için dernek kanalıyla da özellikle kadınların her durum karşısında ayakta dimdik durabilmeleri adına kıymet bilme kültürünü, bu dünyanın kıymetini bilme kültürünü ve tabii ki kendi finansal yapılarının da yani bütçelerini de idare edebilmeleri adına elimizden gelen her şeyi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bizlerin gerçekleştirdiği finansal okur yazarlık ve aile dizimi atölyelerinden bir tanesinde karşılaştığım bir kadın girişimci. Daha sonra yaptığım sosyal etki ölçümlemesinde bana şunu söyledi. İnanın dedi, bu salgın sürecinde o eğitimlerde göstermiş, bize anlatmış olduğunuz bütçe idaresi ne kadar doğruymuş. Çünkü bizler birikim yapamadan bu sıkıntılı sürece girdik. Aslında eğer ki bir birikim, bir yatırım kültürünü alabilmiş olsaydık çok daha emin adımlarla ilerleyebilirdik şeklinde bir dönüş yaptı. O yüzden ben kendi konum adına paranın amaç değil de araç olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Herkese de güzel bir etkinlik geçirmelerini diliyorum. Ayrıca bu fırsatı tanıdığınız için de derneğinize ve size çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Buyurun. Sayın Sezginer, çok teşekkürler katkılarınız için ve özellikle inisiyatifi başlattığınız için. Şimdi Borsa Uzmanları Derneği adını Sayın İstare Beşe'nin katkısını alacağız. Sayın Beşe, buyurun efendim. İyi akşamlar herkese. Ben de Borsa Uzmanları Derneği adına konuşmacı olarak katılıyorum. 87'den beri sektör içindeyim. Borsa Uzmanları Derneği'nin kuruluşunda da görev yaptım. Uzun yıllardır bu sektördeyiz. Biz kadınlar olarak bu sektörde şanslı bir grubuz. Türkiye geneline baktığımızda bizim sektörün yani sermaye piyasaları sektöründe kadın erkek ayrımının yapılmadığı
yaklaşık yarı yarıya çalışan iş gücü oranında yarı yarıya olduğumuz bir sektör. Yani biz Türkiye geneline baktığınızda şanslı bir sektörüz. Şu anda son düzenlemelerle tamamı üniversite mezunu, SPK lisansları olan kadın ve erkeklerin görev yaptığı bir alan. Burada ben 34 yıldır aşağı yukarı sektör içindeyim. Kadın ve erkek ayrımının olmadığı, bunu hiç hissetmediğimiz bir sektör. Ben hiç hissetmedim. Beceri, bilgi ön plana çıkıyor. Kim başarılı ve bilgili ise, bir atak yapabiliyorsa yükselebiliyor. Kadın yöneticilerin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani borsa sermaye piyasaları sektöründe kadın erkek ayrımı yok. İş gücüne katılım oranına baktığımızda %50'ye yakın olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Borsa Uzmanları Derneği'nin de üye sayısı %40 kadın. Bu açıdan biz Türkiye genelini yansıtmayan bir sektörüz, şanslı bir sektörüz. Bunun dışında borsa yatırımcılarına baktığımızda ise bu oranın son rakamlarla 2020 yılına göre ki oran kadın yatırımcı sayısı oranının %25 olduğunu görüyoruz. Yani sektörde kadın çalışan yarı yarıya ama kadın yatırımcı %25 oranında. Bu önümüzdeki yıllar bunu %50'ye kadar yükseltmek için hep birlikte çabalamalıyız diye düşünüyoruz. Borsa Uzmanları Derneği olarak da bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben güzel bir anıyı anlatmakla noktalamak istiyorum. Yıllar önce rahmetli başkanımız Tuncay Artun döneminde İMKB daha şeye geçmişti, elektronik sisteme yeni geçmişti. Avrupa'dan bir heyet İMKB'yi tanımak için ziyarete gelmişti. O ziyaret sırasında camekanlı bölümden seans salonunu görüyorlar. Ve seans salonunu, ben de o grup içindeydim gezdiren o dönem. İMKB'deki salonu gördüklerinde şaşkınlıklarını dile getirdiler. Çok şaşırdılar. Avrupa'dan gelen bir heyet, Amerika borsası dahil dünyanın birçok borsasını gezmişler. Ama kadın broker sayısını gördüklerinde şaşırdılar. Dünyada hiçbir borsada bu kadar çok yüksek oranda bir kadın çalışan görmedik dediler. Bunu söyledikleri yıl 1996 yılıydı. Bu çok gurur verici, onur verici bir şey. Biz tabii şunu umuyoruz, Kadınlar Günü vesilesiyle de bunu dile getirelim. Umuyoruz ki Türkiye genelinde kadın erkek cinsiyet ayrımının yapılmadığı, imkanların, şartların eşit paylaşıldığı, cinsiyet ayrımı yapılmadığı, fırsat eşitliğinin olduğu medeni seviyeye doğru tüm sektörlerimize ulaşabilmeyi diliyoruz, umuyoruz ve herkesin bu vesileyle Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür efendim. Tam vaktinde bitirdiniz. Sizden sonra Sayın Sibel Kumbasar Bayraktar hanımefendinin katkısını alacağız. Sayın Bayraktar, mikrofonu açabilir misiniz? Herkese merhaba. Ben de bu akşam burada Borsa Uzmanları Derneği adına bulunuyorum. Ortak dostlarımız var hepsine ve yeni gelen, tanımadığım, burada ilk defa gördüğüm herkese merhaba demek istiyorum. Öncelikle size de teşekkür etmek istiyorum. Hem derneklerimize hem size böyle bir şey organize ettiğiniz için. Evet, Sitare Hanım'la da birlikte çalıştığımız yıllarda aynı soruları, evet bu seans salonunda ne kadar çok kadın var sorusuna ben de çok tanık oldum gelen heyetlere yurt dışından. Dediği gibi biz yarı yarıya, belki yarıdan bir iki de fazla, %51, %52 civarında kadın çalışanın olduğu dönemleri yaşadık. Orada çok güzel birliktelikler, yeni öğrenme süreçleri yaşadık oradaki insanlarla 1990'lardan itibaren. Bugün borsa dışında günün anlamına değinmek için, kadınlarımız için küçük bir slide paylaşmak istiyorum ben. Kaç dakikamız var Ali Bey? 1,5 dakika kaldı şu anda. Eyvah, hemen o zaman ben hanımlar için bir can tavan, hanımlar ve azınlıklar için bir can tavan sendromundan söz etmek istiyorum çok kısa, madem öyle. Bakalım paylaşabildik mi? Geldi mi? Çete mi yolladınız efendim? Screen share yapmaya çalışıyorum. Ekran paylaşımı. Tamam. Yok, gelmedi. Gelmedi. Bakalım. Geldi. Şimdi? Evet efendim. Tamam. Bugün bunu The Economist dergisinden aldım ben. Bugün açıklamış 2020 rakamlarını.
Her yıl 29 ülke için yapılan bir çalışma bu. Kadınlar ve azınlıkların dünya ülkelerindeki sıralaması, cam tavana çarpan kadın ve kadınlar için yapılmış olan bir grafik bu. Bu ne demek? Şöyle söyleyelim, cam tavan sendromu nedir? Şirkette çalışanların şirkette yükselmesine engel olan görünmez engeller ve terfi edememeleri durumu. Bu terminoloji 1970'lerde kullanılmaya başlanmış. En sonda her zaman Kore var, Güney Kore var. İlk beş genelde kuzey ülkeleri, bizim İskandinav ülkeleri dediğimiz ülkeler oluyor. Hatta burada hemen, evet, İngilizcesini koydum, çok acele koydum, bu da bulunsun çalışmada diye burada. Türkiye'de bugün 27. sırada, yani geçen yıl sondan birinciymiş, Güney Kore'nin bir üstündeymiş. Şimdi 27. sıra, 28'den 27'ye yükselmiş. Ne yazık ki Amerika'da da %17 gibi bir oran var geçtiğimiz yıllarda kadınların yükselmeleriyle ilgili olarak. Bu da yine ben Türkiye için bir çalışmaya baktım. Hemen 2014'te bulabildim böyle bir çalışmayı. Örneğin BITS'te 2017 için bir çalışmada 404 tane işlem gören şirketin 168'inde kadın yöneticinin olmadığını belirtiyor bu çalışma. Yine milletvekili, başkonsolos, büyükelçi, hakimler, savcılar, yüksek kurulu üyesi, dekan, banka genel müdürü, banka üst yönetim üyeleri, şube müdürleri oranı Türkiye'de sayının, kadın sayısı %10'ların biraz üstüne çıkabiliyor. Bayraklar toparlayabilirsek efendim. Evet, hemen bitiriyorum. Vali, vali yardımcısı, diğerleri burada yazanlar da çok daha düşük, belediye başkanı gibi konumlara yükselebilen kadınlar çok daha düşük. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben bir saniye program açıyorum bir yandan. Borsa Uzmanları Derneği adına Sayın Sterde Beşe ve Sayın Sibel Kumbasar Bayraktar'ın katkılarını aldık ama dernek başkanı Ali Aydemir Beyefendi'nin en sonunda yine katkısını alacağız diye umuyoruz. Şimdi Doğa Koruma Platformu adına Sayın Nadiye Demir hanımefendi. Nadiye Hanım, mikrofonunuzu açabilir miyiz efendim? Nadiye Hanım, ekranın sol alt köşesinde unmute yazan yere mouse'a gidip tıklayabilirsek efendim. Evet, buyurun efendim. Nadiye Demir dediniz değil mi? Sesiniz gitti. Evet efendim, sizi dinliyoruz. Buyurun. Siz beni duyuyor musunuz? Evet efendim. Peki, herkese merhaba. Konu kadın olunca az ve öz kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Hayatın her anında, her alanında, her yerde varlığını hissettirmiştir. Bazen tarihin akışını değiştirmiş, bazen tarihin akışını değiştirene ana ya da eş olmuş ya da yoldaş olmuştur. Kadının doğasında hep korumacılık vardır. Kah evinde eşine, çocuğuna göstermiştir bu yanını, kah işinde emeğine uzanan ellere, kah dağını taşını, ovasını suyunu vahşice tarumar eden bir avuç para göze. Kah gözü toprağın üzerindeki cenneti görmeyip altın için altına giresicilere karşı hep bir korumacılık içerisinde olmuştur. Batısından doğusuna tüm memleketin akarsularını, dağlarını, ormanlarını, göllerini korumayı da kendine sorun etmiş, görev bellemiş biri olarak öncelikle Doğa Koruma Platformu'na ve onun bileşenlerine, Gümüşhane Dayanışma Platformu yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeri gelmişken geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ve ekoloji direnişinin simgelerinden olan Hatice Ana'yı da rahmetle anıyorum. 40 bin dokuma işçisinin insani çalışma koşulları talebiyle New York'ta bir tekstil fabrikasında başlattıkları grev, polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve çıkan yangın sonrası işçilerin fabrika önünde kurulan bankartlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın, 129 işçi
Canberk. Bu acı olayın üzerinden geçen 54 yılda, 54 yıldan sonra 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, o yangında ölen kadınların anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını önerdi ve önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Bu anma gününde o gün hayatını kaybeden kadınlar başta olmak üzere bugün şiddete uğrayan, tecavüzlerde, tacizlerde ve cinayetlerde anılan, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın tüm kadınları saygı ve minnetle anıyorum. Mevzubahis vatansa gerisi teferruatların kahramanıdır kadın. İstanbul'da Halide Edip olur kadın, Samsun'da Fatma Çavuş, Geyve'de, Konya'da, İnönü'de, Sakarya'da Nezahat Onbaşı. Ankara'ya cephe taşırken battaniyesini ıslanmasın diye cephaneye saran Şerife Bacı. Erzurum'da Kara Fatma'dır, Kastamonu'da Halime Çavuş'tur. Kadın her anlamda şiddet uygulanmakta. Ne yazık ki bu durum artarak devam ettiği belgelenmektedir. Her işkence ve ölüm sonrası televizyonlarda yapılan kadına şiddet gündemli programlarda konu şiddete uğrayan kadını korumak oluyor ne yazık ki. Oysa ki kadının korunmaya ihtiyacı yok. Korunması gereken insani vicdani duygulardır. Yapılması gerekense hepimizin bir annenin dünyaya getirdiği bilgisini unutmamaktır. Saygılarımla. Sayın Demir, çok teşekkür ederiz efendim. Siz iki kurum, iki yapı adına katkı verdiğiniz için onu da belirtmekte fayda var. Doğa Koruma Platformu ve Gümüşhane Dayanışma Platformu. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi ben de teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Dağıstanlı ile devam ediyoruz. Eğitimli Sanatçılar Derneği Başkanı kendisi. Aynı zamanda bu gecenin mimarlarından. Sayın Dağıstanlı, lütfen mikrofonunuzu. Duyuyorum Ali Bey. Buyurun efendim. Ali Bey, çok teşekkür ederim. Aslında Gülrü Hanım'a teşekkür etmek lazım. İlk başlatan Gülrü Hanım'dı. Biz de tabii ki destek ve katkılarımızı elbette vereceğiz. Buradaki şu anda ekranda salonda 89 arkadaşımıza tek tek hepsine iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca bütün dünyadaki Kadınlar Günü'nü de kutluyorum tabii. Demin çok güzel özetlendi nereden çıktığı. Bu Kadınlar Günü'nün. Şimdi değerli arkadaşlarım, zaten bizim ben bir eğitimci olarak 35 yılını eğitime vermiş bir kişi olarak hem eğitimci olmam hem de yetiştiğim ailede bugüne kadar, yani bize çok komik geliyor bu kadın erkek. Yani insan olarak biz zaten düşünülürdü. Benim mesela nenem evde söz sahibi olan bir kişiydi yani. Ben Erzurumluyum mesela. Belki sizlere ters gelebilir. Benim nenem söz sahibiydi. Yani dedem ona gider danışırdı. Bana çok komik geliyor. Biz böyle bir şeyde yetiştik. Ailede yetiştik. Şimdi bunu biz insan olarak almak lazım. Bunu da mutlaka çocukluktan itibaren bu eğitimle bunu düzeltilecek. Ama ben şimdi size bundan 100 sene önce demin arkadaşımızın bahsettiği, işte Erzurum'da kadın, Erzurum'da Kara Fatma'dır dediği, ben bir yazar olarak ve üstelik Ali Bey ve diğer arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, şimdi bunu ekranda da gösteriyorum. Bak, görüyorsunuz herhalde. Bu milli mücadeleye katılan Kara Fatma'dır bu. Milli mücadele gördü herhalde, değil mi arkadaşlar? Bana lütfen zaten şey evet, yapıyorlar. Tabii. Milli mücadeleye katılan Kara Fatma'dır bu. Bu kadıncağız Erzurumludur. Türk ordusunda ilk kez üsteğmenliğe kadar yükselen tek kişidir. Erzurumlu üsteğmen Kara Fatma'dır. 100 sene önce değerli arkadaşlarım, 100 sene önce bu kadıncağız yanına çoluğunu çocuğunu alarak milli mücadeleye katılan, İstanbul'dan Samsun'a, Sivas'a kadar Atatürk'le görüşmeye giden, dikkat ediniz, 1919'dan bahsediyorum. İstanbul'dan
çileli bir yolculukla Sivas'a gidiyor. Niye? Çünkü milli mücadelede görev almak istiyor. Görevini alıyor. Mustafa Kemal Atatürk ona adın ne diyor senin? Fatma diyor. Peki sen korkmaz mısın? Çekinmez misin? Silah kullanabilir misin? Ata biner misin? Binerim diyor tabii. Benim adım Fatma diyor. O zaman Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oradaki oturduğu masada bir kağıda bir not yazıyor. Diyor ki al bunu Kara Fatma, götür İstanbul'da göreve başla. Ve gerçekten de işte bu demin gösterdiğim romanda bu kadının olağanüstü hayatını anlatıyorum. Olağanüstü. Toparlayabilirsek efendim. Tabii. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kadın. Bu Erzurum Üsteğmen Kara Fatma. Şimdi toparlamak istediğim şuydu. Böyle bir insanın olduğu bir toplumda, yani Türk toplumundan böyle bir kadın yetiştirilmiş, çıkmış. Böyle bir toplumda biz erkekler gidiyor sağda solda kafası bozulduğu zaman kadın öldürüyor, cinayet işliyor. Şimdi size bir reçete sunuyorum. Bu kadınları veya çocukları taciz eden, öldüren insanlara zorunlu olarak devlete de sesleniyorum. Zorunlu olarak bu romanı okutsunlar. Evet. Bu romanı okuyan hiçbir erkek, hiçbir kadını el kaldırmaz. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Dağıstanlı çok teşekkürler. Kusura bakmayın ben bugün kötü adam rolündeyim süre açısından. O yüzden müdahale etmem gerekti. Özür dilerim. Şimdi, başka türlü yürümez bu iş. Sağ olun. Özlem Akşit Hanımefendi ile devam edeceğiz. Sayın Akşit, hattasınız diye tahmin ediyorum. Ekranda şu anda göremedim ama mikrofonu da açabilir misiniz? Benden söz ettiniz sanırım. Yok yok. Özlem Akşit. Şu anda yok galiba. O zaman şöyle yapalım. Fatsalar Derneği adını Sayın Cevat Özcan Beyefendi. Sayın Özcan, mikrofonu açabilir misiniz efendim? Sayın Özcan aranızda mı? Cevat Özcan. Ben C harfinde göremiyorum. O zaman hemen ilerleyelim. Belki gecikerek katılırlar. Gürgentepe Çevre Köyleri ve Yardımlaşma Derneği adına Sayın Erol Şentürk Beyefendi. Sayın Şentürk mikrofonu açabilir misiniz? Sayın Şentürk'ü ben görmüştüm. Evet burada. Sayın Şen. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Öncelikle bu programı hazırlayan siz değerli büyüklerimize, vallahi orada olan bütün gruba teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir program. Zaman biraz dar tabii. Konuşulacak çok kolay konular var. Bu Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü pandemi döneminde sizlerin vasıtasıyla kutlamak bir ayrıcalık olsa düşündüm. Gerçekten Ali Bey aradı, ilgilendi, katılımlarımızı istedi. Biz de dernek ve üyelerimize, çevremize, Ordu'ya, Gürgentepe'ye mesajlarımızı ilettik. Umuyorum ki onlar da bu programı izliyorlardır. Değerli büyüklerim, sizler gerçekten hazırlıklı bir şekilde gelmişsiniz. Kadının, emeğinin, kadının yerinin tartışılması mümkün değil. Yapılan bu kadınlara tacizleri, işkenceleri, kadın çalıştırmalarını, köle gibi kadınların çalıştırıldığı ortamda her şeyleri çok güzel anlattınız. Gerçekten ben bir dernekçi olarak, Gürgentepe Çevre Köyleri Derneği olarak kadınlarımıza elimizden geldiği kadar önem veriyor. Sizlerin de bu şeylerin öncülüğünü yaptığınızdan dolayı kendime bir örnek alıyorum. Biraz önce Borsacılar Derneği'nden hanımefendiler çok güzel anlattılar. %50 civarında bir kadın yönetiminde çalıştığını. Gerçekten gurur verici bir şey. Biz de artık bunları dernek yönetimimde de konuşuyorum. İnşallah bu ay içerisinde genel kurul yapacağız. Bundan esinlenerek yönetim kurulumu %50'sini gerçekten devam edersek bir kadınlardan oluşturacağım. Ama sizler adına bütün emekli kadınlarımıza buradan seslenmek istiyorum dinleyen üyelerimiz var ise.
Bunun yanında gerçekten kadınlar bizim toplum olarak ataerkil bir toplumuz. Gerçekten geri planda. Şu anda ben eşimle birlikte işte bir işletmemiz var, çalışıyoruz. Hatta kendine de söyledim, bu sizin işte geceniz çok güzel bir program yapılıyor falan. Kadınlarımız ne olursa olsun bizim baş tacımız, onlar her şeyimiz. O işte burada geçireceği bir zamanı şey olarak düşünebiliyor. Kadın hep çalışıyor, evinde çalışıyor, tarlasında çalışıyor, iş yerinde çalışıyor, akşam geldiğinde çalışıyor. Yani kadınların emeği verilemez. Gerçekten ben kadınların gününü kutluyorum. Bir de toplum olarak biz kadınlara zaten yani kendi kültür olarak kadın erkek eşitliği yıllarca, yüzyıllarca önce bunu toplum olarak aldık ama uygulamada belki biraz zayıfız, zayıf kalıyoruz. Kadınlar bizim baş tacımız diyoruz, kadınlar bizim her şeyimiz diyoruz. Kadınlar dediği gibi cennet anaların ayağının altındadır lafı çok güzel ama maalesef uygulamada ne yazık ki kadınlarımızı, kardeşlerimizi, bacılarımızı bir kenarda unutuyoruz. İnşallah onlar daha güzel yerlere gelir. Hep beraber böyle programlar geniş kapsamlı televizyon kanallarına yansır. Daha devlet büyükleri bunu biraz önce bir kitapta gösterdi. Beyefendinin ismi aklıma gelmiyor, kitaptan bahsetti. Mali Yüksek Sayın Şentürk, lütfen. İnşallah yani programlarımız daha geniş kapsamlı olur. Daha anlamlı bir şekilde devam eder. Gerçekten emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu pandemi döneminde kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür efendim katkılarınız için. Şimdi Güvenç Abdal Derneği adına derneğin başkanı Sayın Sakine Dağdır hanımefendi aramızda mı acaba? Bir de Aysel Gülmez hanımefendi, ikisinden. Evet, buyurun. Abi, buyurun efendim. Merhabalar. Buyurun. Güvenç Abdal Ocağı'ndan tüm canlara selam olsun diyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor, dinliyoruz efendim. Evet. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yaratan kadınları saygıyla anıyor. Bu mücadeleye canlarıyla hayat veren tüm kadınları selamlıyorum. Günümüzde kadının ailede, toplumda eşit ve bağımsız birey olduğunu kabul etmeyen zihniyet, kadınları, çocukları, erkeğin sahip, reis olduğu ailenin bir parçası olarak algılamak ve algılatmak istiyor. Kadınlar evlerde, sokaklarda, kuytularda erkekler tarafından ardı ardına öldürülüyor. Nedenler, aktörler, yöntemler değişiyor. Fakat sonuç hep aynı kalıyor. Erkekler kadınları öldürüyor. Ne yazık ki bizler seyrediyoruz. Artık biz kadınlar istihdam oluşturacak kararların alınmasından, yerel yönetim plan ve politikalarının hayata geçirilmesinden uzak tutanlarına karşı hep birlikte dayanışma içinde olmalıyız. Bulunduğumuz noktada yerel yönetim ve sivil toplum yapılarıyla birlikte hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Kadın nerede mağdur ediliyorsa bizler tek yürek olmalıyız. Teşekkür ediyorum. Bu programı gerçekleştiren, emeği geçen bütün canlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür efendim katkılarınız için. Sizden sonra Sayın Aytemin Hanım olacak. Gülmez hanımefendi buradalar mı acaba? Evet. Aysel Hanım salondalar mı acaba? Değil galiba. Ben bakıyorum ama yok şu anda. O zaman ilerleyelim. Belki Bilal'e katılınca katkısını alabiliriz. Bu arada Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği adına Sayın Çağla Aktaş Aytör hanımefendi katkı verecekti. Fakat bir maalesef yakınını kaybettiği için toplantımıza katılamıyor. Üzücü bir durum. Bunu paylaşmış oldum. Şimdi İlke Mühendisler Platformu adına Sayın Nihal Türüt. Nihal hanımefendi hattaysanız mikrofonunuzu açar mısınız? Sayın Türüt. Evet, buyurun efendim. İyi akşamlar herkese. İlke Mühendisler Platformu, ilerici, layık, kamucu, katılımcı, emperyalizm karşıtı, eşitlikçi, ekosistemin korunmasından yana TMOB üyesi mühendislerden oluşmuştur.
Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk ilkeleri vazgeçilmezimizdir. Biz kadınları kulluktan kurtaran atamıza minnettarız. Atamızın iki ülküsü Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması ve çağdaş uygarlık seviyesindeki ülkeleri aşmasıydı. Ve bunu da devamlı dile getirmişti. Ve şu sözüyle, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kalırken diğer kısmı göklere yükselmesi imkansızdır demiş ve 1924 eğitim devrimiyle Türk kadınına eğitimde hak ve fırsat eşitliği vermiştir. Maalesef 1950'lerde başlayan Demokrat Parti ile başlayan tarikatların politikalara ve toplumsal yaşama sızmasıyla bugün biz o günlerin çok daha gerisindeyiz. Bugün kadınlarımız toplumsal yaşamdan, çalışma yaşamından uzaklaştırılmaktadırlar ve günde neredeyse 3 kadın katledilmektedir ve buna rağmen hükümetin sanki infaz memuru gibi olan hakimler iyi hal indirimleriyle bu katillere kolaylıklar sağlamaktadırlar. Ama biz bunları aşarız. Bunları geçmişte de aştık. Atamızın deyimiyle uçurumun kenarındaki yanmış yıkılmış bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti'ni yarattık. Ve biz bu karanlık zihniyeti de yok edeceğiz. Kurucu değerlerimizle yok edeceğiz. Ben buradan bütün kadınlara, emekçi kadınlar günüdür ama kadınlar her alanda üretiyorlar. Onun için ayrım yapamam. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım ve Büyük Usta Nazım'ın söylediği gibi soframızda sırası öküzden sonra gelen kadınlarımızı kulluktan kurtarıp eşit cumhuriyet vatandaşı yapan atamızı minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Türk. Mikrofonda bir sıkıntı olduğu için hafif gürültü oldu ama yine de mesajlarınız anlaşıldı. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim İstanbul Dayanışma Platformu adına Sayın Nilüfer Akak'tan hanımefendi. Nilüfer Hanım, mikrofonunuzu açabilir miyiz efendim? Tamam. Evet, buyurun. Değerli arkadaşlar, önemli günlerden birinde yine Sayın Köylüoğlu ve Vatandaşlık Temel Geliri Platformu ve Derneği aracılığı ile birlikteyiz. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstanbul Dayanışma Platformu adına da sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. Böyle önemli günleri anlatırken neden, niçin, hangi amaçla, ne zaman sorularını sorarak bugünlere gelmenin ve mesajlarımızı verirken de bunlara dikkat etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 5 Aralık 1900, ben biraz hızlı gideceğim sevgili Köylüoğlu çünkü konuşulacak çok şey var ama bir fazladan bir dakika rica edebilirim. 5 Aralık 1934 Türk Kadın Hakları Günü'dür. 8 Mart 1975'te Dünya Kadın Hakları Günü çerçevesinde anılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü'nün kökleri işçi hakları hareketlerine dayanıyor ve 8 Mart 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü olarak ilan ediliyor. Şimdi 8 Mart'ın tohumları 1908 yılında New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talebi etmesiyle atılıyor. Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü olarak ilan ediyor. Daha sonrasını zaten biliyoruz. Clara Zetkin 1910 tarihinde bunu internasyonale bağlı kadınlar toplantısında ilan ediyor. Ve 129 kadın işçinin ölmesiyle sonuçlanan bu anıya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getiriyor ve öneri oy birliğiyle kabul ediliyor. İlk uluslararası etkinlikler ise 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenleniyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917'de Rus emekçi kadınları "Ekmek ve barış istiyoruz" sloganları ile sokaklara çıkmıştı. Eylemlerin dördüncü gününde Rus çarı tahttan indirildi. Kurulan geçici hükümet ise kadınlara seçme seçilme hakkı tanıdı. Rusya'daki kadın eylemlerinin başlangıcı Julien takvimine göre 23 Şubat'tı. Dünya genelinde daha yaygın biçimde kullanılan miladi takvimde de bu tarih yine 8 Mart'a tekabül ediyordu.
Türkiye'de 8 Mart nasıldı dersek, dünyanın demokrasiye geçen tüm ülkelerinde kadın hakları mücadele edilerek kazanılmıştı. Ancak ülkemizdeki yapılanma ve yorumlanma sonuçlarında kadın hakları kullanılamamış ve Atatürk devrimleriyle kadınlar haklarına kavuşmuştu. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921'de Emekçi Kadınlar Günü olarak hatırlanmaya başlandı. 1975'te ve onu izleyen yıllarda da daha yaygın olarak anılma devam etti. 12 Eylül 80 askeri darbesinden sonra 4 yıl süreyle anma yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Kadın Hakları Günü anılmaya devam ediyor. Son yıllarda bu mesajım biraz da sadece bizde değil tüm dünyada insanları tüketime yönlendirerek, kadınlara hediyeler vererek kutladığımız 8 Mart'lar, tırnak içinde kutladığımız 8 Mart'lar aslında yukarıda da anlattığımız gibi bir vahşetin üzerine kurulmuş, daha sonra kapitalist düzenin bir aracı haline gelmiştir. Anma yapılması, hakların istenmesi, hakların öğretilmesi gerekirken kutlamaya dönüştürülmesi, kapitalist emperyalistlerin sosyalizm kökenli bir hareketi yozlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Şimdi kadın haklarının Türk tarihindeki yerine gelirsek çok hızlı geçiyorum. 705 yılında Bizans İmparatorluğu'na Hazar Türk İmparatoru Busir'in kız kardeşi evlenmiş ve Theodora adıyla Bizans İmparatoriçesi olmuş. 705-711 yıllarında Bizans'ı Türk kadını idare etmiş. 732-750 yılları arasında da Hazar Türk kadını Çiçek Bizans'ın imparatorluğuna eşiyle birlikte yönetmiştir. Kadın hakları tarihte toplumdan topluma ve dönemden döneme genişlemiş ya da daralmıştır. Türk tarihine baktığımızda 14. asırda Asya'yı gezen Arap seyyahı İbn Battuta Türk kavimlerinde kadınların ehemmiyetli ve mevkileri olduğunu kaydetmiştir. Bilhassa taht mevkiinde hatunun veliaht ve prenslerden evvel yer aldığını, bir harem hayatının olmadığı görülmüştür. Selçuklularda da, Selçuklularda da durum böyledir. Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlı'da kadının adı yoktur. Ve hiçbir surette kadın haklarından Osmanlı'da söz edilemez. Meclise 1908'de dinleyici olarak bile sokulmamışlardır. Peki bu sıralarda Mustafa Kemal ne düşünüyor? Mustafa Kemal, Madame Corinne yazdığı mektuplarda, Afet İnan'ın kitaplarında görüyoruz ki kadına haklarının verilmesi açısından çok büyük bir çaba sarf etmiş ve toplumu da bu yönde altyapıyı hazırlayarak bir yerlere gelmesini sağlamıştır. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu 1923'ün 20 Ekim'inde, yani Cumhuriyet'in ilanından 9 gün önce Batılı bir gazetecinin 8 tam sayfa ayırdığı Mustafa Kemal ve Bayan Kemal'le röportajıdır. Burada gördüğünüz gibi tıpkı basım yaptım bunları sizlere göstermek için. Bu muhteşem bir şey. The Saturday Evening Post'un yayınladığı 8 tam sayfa, tam sütun. Evet. Dolayısıyla şimdi 7 Şubat Türk Kadınlar Birliği'nin kurulduğunu 1924'te görüyoruz. Ve bu bir kadın fırkasıyla başlayarak sonra Kadınlar Birliği'ne dönen bir harekettir. Şimdi Afet İnan diyor ki, bitiriyorum. Afet İnan diyor ki, bizim neslimiz Cumhuriyet devrimlerini yaşadı. Geleceğin nesli ise bu hatırayı kutsi bir emanet olarak bilecek ve nesilden nesile daima ilerlemeye tabi tutacaktır. Biz Türk kadınları, medeni dünyada ideal addedilen prensibe kavuşmuş bir nesil olarak yer almış bulunuyoruz. Milli varlığımız kadın ve erkek vatandaşların topluluğu ile vücut bulur. Ancak bu topluluğun tekamül ve inkişafı kadın ve erkeğin müşterek çalışması ile mümkün olacaktır. Kadın vatandaş da erkek vatandaş gibi bu memleketin evladı olarak vazifelidir ve evet, hak sahibidir. İşte biz Türk kadınları mesleklerimizde vazife görürken, evlatlarımızı yetiştirirken, haklarımıza sahip olduğumuzu bilerek mesuliyetine müdrik vatandaşlar olmaya çalışıyoruz diyor. Peki ben de soruyorum, olduk mu? Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Tarihi hem yapan hem de yazan ender bir şahsiyet olarak
Atatürk'ün tarihe ilgisi alelade bir konu değildir. O tarihi ciddi ve gerekli bir bilim dalı olarak görürken hemen her fırsatta önemine vurgu yaptığı tarih şuuruna milletin her ferdinin de sahip olmasını istemiştir. Çünkü onun düşüncesine göre milli bir duruş için bu gereklidir. Ancak tarih şuur ve bilincinin kazandırılmasında diğer konularda olduğu gibi akılcılık, millilik, gerçekçilik ve bilimsellik yolunu seçmiştir. Evet, biz hangi yolu seçeceğiz? Gelin hep birlikte bunun üzerinde duralım. Atatürk dönemine olduğundan çok daha güçlü bir kadın hareketi var tabii. Çok güçlü bir kadın hareketi var şu anda. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadın hakları daha ileride mi? Ne durumdayız? Bunun sorgulanması gerekiyor. Bugün değil, her gün 8 Mart olmalıdır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler katkınız için. Şimdi değerli arkadaşlar, bu noktaya kadar değerli derneklerin platformlarının temsilcileri katkı verdi. Bu noktada Sayın Ali Aydemir'in girişimiyle bir farklı boyut katacağız. Sayın Mehmet Gümüş Beyefendi, halk sanatçısı, aynı zamanda besteci ve yorumcu. Sayın Mehmet Gümüş, sizin katkınızı alabilir miyiz efendim? Ha, merhaba. Ha, buyurun efendim. Sayın Gümüş, bir şey paylaşacağım. Bir cep telefonundan bağlıyorsunuz galiba, değil mi efendim? Tabii, cep telefonuna. Onu 90 derece çevirebilir miyiz? Sizi daha iyi görürüz. Yani şu anda ekranın üçte birindesiniz. Evet, şöyle yani. Evet. Değişmesi lazım. Evet, şimdi çok daha geniş açıdan görüyoruz. Pardon. Düğmeyi, ekranı kapattınız şu anda. Şu anda iyi, evet. İsterseniz biraz ayarlayabilirsiniz. Başınız üstündeki yer çok fazla. Yani sizi daha iyi görürüz. Okey, süper. Tamam. Şimdi? Evet, buyurun efendim. Sizin katkınızı bekliyorum. Evet, öncelikle bu etkinliği düzenleyen arkadaşları sizlere yani kutluyorum. Konuşmacı arkadaşlarımızı, öncelikle hanımefendileri ve beyefendileri de kutlamak istiyorum. 1957 yılında Chicago'da tekstil işçilerinin, yani oradaki kadınların önce 10 saatlik iş günü mücadelesi, daha sonra yaklaşık 50 yıl sonra 1908 yılında yine Chicago'lu kadınların bu kez 8 saatlik mücadelesi konusunda yürüttükleri büyük direniş kanla bastırıldı. Orada öldürülen tüm kadınları, o mücadeledeki tüm kadınları selamlamak, anmak istiyorum. Tabii Clara Zetkin'i de unutmamak gerekir. 1910 yılında 2. Enternasyonel'de Kopenhag'da Clara Zetkin bir yönergeyle 8 Mart'ı tarihleştirdi ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak tarihe geçti. Clara Zetkin'i saygıyla anıyorum. 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir saygıyla anıyorum. Tarlada, fabrikada, savaşta, barışta, kısacası hayatın her alanında olan tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Cinayetlerin, kadına şiddetin, cins ayrımcılığının dünyada son bulmasını, ülkemizde son bulmasını diliyorum. Ve bir kez daha Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben de bu gece için bir bestemi, bir şiddet gören ve katledilen, öldürülen bir kadın için yazılmış bir şiiri beslemiştim. Onunla katılmak istiyorum. Biz ordunun Çamaşöresi'nde geçen bir 50'li yıllarda, 1950'li yıllarda geçen bir olay. Maalesef sevmediği biriyle verilen bir genç kızımız mutsuz oluyor tabii ama sevdiğiyle görüşmeye devam ediyor. Çok kısa anlatıyorum. Çocuğu da oluyor, bir de bebesi oluyor. Şiirin içinde de geçiyor çünkü konu, değil mi? Ha, siz biliyor musunuz? Evet. Hayır, yani süre anlamında bayağı geniş olacak. Çünkü sanıyorum bir performansınız olacak. Buyurun. Evet. Onun arkasından hemen şarkıyı söyleyeceğim. Kadınlar Günü'ne uygun olduğunu düşünüyorum ve bunu söylerken de tabii kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin yok olması dileğimi de tekrarlayarak söylemek istiyorum. O kızımız tabii gelin olduktan sonra bebeği oluyor. Bebeğiyle birlikte eski yariyle, yani sevgilisiyle görüşmeye gidiyor. Fakat kocası bunları takip ediyor ve onları orada öldürüyor özetle.
Bu çamaşır yöresinde bilinen bir olay tabii. Dursun Ali Akınep bunun şiirini yazdı ve ben de besledim. Bu gecenin ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyerek böyle bir katkı sunmak istiyorum bu anlamlı geceye. Ürmelili gelin adı. Ürmeli çamaşırın eski adı biliyorsunuz. Ürmeli'ye bahar gelir, yaz gelmez. Felek lanet okur, imtiyaz bilmez. Kim demiş ki yeni gelinler ölmez? Yasını tutuyor Ürmeli gelin, gözlerin kudretten sürmeli gelin. Yasını tutuyor Ürmeli gelin, gözlerin kudretten sürmeli gelin. Kayasına tutunamazsın, bir tutam gül ile yetinemezsin. Yüreğin ürperir, örtünemezsin. Yasını tutuyor Ürmeli gelin, gözlerin kudretten sürmeli gelin. Yasını tutuyor Ürmeli, gözlerin kudretten sürmeli gelin. Kırmızılar giyinir sineğine, gözü dönmüş bir çıkar önüne. Kınalı kuzunu aldın koynuna. Yasını tutuyor Ürmeli gelin, gözlerin kudretten sürmeli gelin. Yasını tutuyor Ürmeli gelin, gözlerin kudretten sürmeli gelin. Çok çok teşekkürler Sayın Gümüş. Ben teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür efendim. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Yine katkılarla devam edeceğiz. Bu arada bir arkadaşımız e-mail adresimi istedi. Ben özelden istedim ama genele attım. İrtibat içinde olmak isteyen arkadaşlarımız e-maillerini paylaşırsa bundan sonraki etkinliklerde irtibatlanma şansımız yüksek olur. Şimdi Ordu Gürgentepe Akören Derneği adına Sayın Melek Dere hanımefendiyi dinleyeceğiz. Sayın Dere, mikrofonunuzu açabilir misiniz efendim? Biraz evvel burada olduğunuzu gördüm. Teşekkür ediyorum. Ben Ordu Gürgentepe Akören Mahallesi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına tüm katılımcıları selamlıyorum. Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz türküsü için. Kulaklarımızın pası açıldı. Formatın aslında ne olacağını çok fazla bilmiyordum. Bir şeyler hazırladım ama doğaçlama gitmek istiyorum. Çok kitabi konuşmak istemiyorum. Nilüfer Hanım, kendisine teşekkür ederiz. Türk kadınının Atatürk'le birlikte tarihsel gelişiminden bize oldukça güzel bahsetti. Ama bunda hep tarih 1934 veriliyor. Seçme ve seçilme. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkıyla ilgili yasa akla geliyor. Halbuki 1924 yılında Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kadına eğitimde eşitlik hakkı vermiş ve 1926'da medeni kanun yasası çıkartarak kadın erkek eşitliği konusunda bundan sonra da devam edecek pek çok yasa ve hakları bize tepsiyle sunmuştur. Yani kadınlar bunun için çok da fazla mücadele etmemiştir Türk kadını. Halbuki dünyada kadınlar eşitlik haklarını alabilmek için çok yoğun mücadeleler içerisinde bulunmuştur. Biz bu hakları yeterince kullanabildik mi? Pek çok neden var. Bu da ayrı bir programla belki tartışılabilir ama kullanamamışız. Halbuki bu hakları sonuna kadar kullanmış olsak, bu haklara sahip çıkmış olsak, kadın kimliğini bir tarafa bırakıp artık bizim toplumda birey olarak kabul görülmemiz gerekirdi. İşte biz tam da bunun için bir adım atmak durumundayız. Bu haklara, var olan haklara sahip çıkmak durumundayız. Çok fazla uzatmayacağım. Şunu düşünüyorum ve buna inanıyorum kesinlikle. Dünyamızdaki fiziksel üstünlüğün fiziksel üstünlüğün yarattığı ataerkil hegemonyanın fiziksel gücün anlamını yitirdiği, zeka ve yaratıcılığın önemli olduğu gelecekte kadınlar çok büyük işler başaracaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Dere, çok teşekkürler katkılarınız için. Şimdi efendim yine Ordu Gürgentepe Ezel Telekültür Derneği adına Sayın Hayati Demirer. Sayın Demirer, mikrofonunuzu açabilir misiniz efendim? Sayın Demirer aramızda ama. Merhabalar. Pınar Hanım, Hayati Bey aynı dernek mi efendim? Evet, Ezel Telekültür Derneği adına, Kültür ve Cemevi Derneğimiz adına ben Kadın Kolları Başkanı Pınar Taşpınar. Kendisi adına ben katılacağım görüşmemize. Öncelikle katılımcılarımıza ve size çok teşekkür ediyorum bu önemli günde bizlere söz hakkı verdiğiniz için. Kadın Kolları Başkanı olarak bugün bizim için gerçekten çok önemli. Gönül isterdi ki Kadın Kolları adına ve tüm kadınlarımızla işbirliği içerisinde güzel bir gün olsun. Günün anlam ve önemine yakışır bir gün sergileyelim isterdik. Fakat malum pandemi süreci sebebiyle bir araya gelemesek de gönüllerimiz birlikte. Bununla beraber tüm katılımcılarımızın, şu ana kadar konuşan katılımcılarımızın sergilediği tarihsel süreci özetlemelerinin üzerine teşekkür ediyorum hepsine. Sadece şöyle bir söylemde bulunmak istiyorum. Dönem öncesi, yani hala 21. yüzyılda olmamıza rağmen ne yazık ki kadın hakları ve insan hakları diye ayrılan hakları tartışıyoruz. Ben şu şekilde özetlemek istiyorum. Değerli sanatçımız Neşet Ertaş'ın da söylemi üzerine. Kadınlar insandır, biz insanoğlu demiş kendileri. Gerçekten inşallah insan hakları içerisinde kadın hakları diye ayrılmadan tüm emekçi kadınlarımız adına haklarını hak edebildikleri günleri görmek dileğiyle çok teşekkür ederim. Sayın Taşpınar, katkınız için çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi sırada Mesudiyeliler Derneği adına Sayın Sabire Sarı hanımefendi. Sabire Hanım, mikrofonunuzu açabilir miyiz efendim? Evet, sesim geliyor mu? Geliyor, buyurun efendim. Herkese iyi akşamlar. Ben Sabire Sarı. Mesudiyeliler Derneği adına bu programa katılıyorum. Sayın Köylüoğlu ve Aydemir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesudiyeliler Derneği olarak, Mesudiyeliler Derneği'nin içinde 2014'ten bu yana görev almaktayım. Kadınlar Kolu Başkanıyım. Aynı zamanda dernek yönetim kurulundayım. Ne kadar üzücü bir şey ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hala 8 Mart'larda yıllar sonra ve yine kadın haklarından, işte ezilen kadından, şiddetten, ne bileyim bir sürü sorunlardan bahsediyoruz. Ne kadar acıdır ki bir gerçek var ve bu yüzden konuşuluyor bunlar.
Dileğimiz odur ki ileriki yıllarda bu tür konular daha konuşulmasın, her zaman eşit olduğundan bahsedilsin ama hayal mi diyorum bilmiyorum artık. Bütün katılımcılara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Sibel Kumbasel hanımefendi cam tavan sendromundan bahsetti. Çok teşekkür ediyorum. Dünya genelinde de maalesef çok kötü sıralardayız bu durumda. Bu da dünyada da acı şeyler var. Sadece ülkemizde de değil bu kadın sorunları. Dünyada da yaşanıyor. İşte emeğin ta kendisi, emekçinin ta kendisi, kadınlarımız. Maalesef arkadaşlarımız tarihçesine değindiler. Bir sürü sorunlardan bahsettiler. Ben farklı bir konuya girmek istiyorum aslında burada. İzninizle üreten kadına ne kadar destek veriyoruz? Ülke olarak, toplum olarak, yönetim olarak bunu biraz irdelemek istiyorum izninizle ama süremiz çok az, çok kısa özetlemek istiyorum. Kadın emeği diyoruz. Kadın emeğine ne kadar saygı duyuluyor, ne kadar sahip çıkılıyor, bizi yönetenler ne kadar ilgileniyor? Kadın her zaman üreticidir, anadır, yardır, emekçidir ama emeğine ne kadar sahip çıkılıyor? Kadınlar üretirken ürettiklerini ne kadar pazarlayabilecekler, maddiyata dönüştürecekler? O kadar yoğun ki ülkemizde, her yerde. Şu zor şartlarda da kadınlarımız geçim sıkıntısı, tek başına ayakta durma sıkıntısı yaşıyorlar. Evet. Geçen toparlayabilir miyim? Yeni öğrenmiştim. İstanbul Pardon, özür diliyorum. Sayın Sarı, toparlayabilirsek efendim. Evet, evet. Lütfen. Büyükşehir'in desteğiyle yapılan bir kadın emeği pazarı var. Bu kadın emeği pazarı önceki aylarda Beşiktaş'ta kuruldu. Daha yeni bir hafta öncesinde de Kadıköy'de kuruldu. Ve ihtiyaç sahibi kadınlarımız bu pazarlarda ürettikleri el işlerini, inşallah pandemi geçtikten sonra da yiyeceklerini pazarlayacaklar. Hiçbir masraf ödemeden böyle sahip çıkıldı kadınlarımıza. Ve onlar çok mutlu oldular. Bu pazara çıkan hanımlarımız hiçbir masraf ödemeden, tezgah parası olsun, içtikleri kahveye kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna destek çıktı. Son derece gurur duyduk, mutlu olduk. Tek dileğimiz, yani bu konudaki dileğimiz daha fazla pazarların açılması, kadınların emeğini boşa harcanmaması açısından, gelire dönüşmesi açısından böyle bir destek verilmesine çağrıda bulunmak istiyorum ben de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür efendim. Bu arada İstanbul Demokrat Ordular Platform adına Sayın Sibel Soydemir'in katkısını alacağız. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bir saniye efendim. Alaaddin Kılıç Bey, eğer rahatsızsanız programdan ayrılabilirsiniz, çok rahat. Lütfen. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın efendim. Yani chatbox'ta çok gereksiz bir takım mesajlar paylaşıyor. Anlayamadım. Kusura bakmayın. Sayın Soydemir, özür diliyorum. Buyurun efendim, size devam edelim. Hiç problem değil. İyi akşamlar. Yani kusura bakmayın. Tekrar özür diliyorum. Yok, hiç sıkıntı değil benim açımdan. Haklısınız. Sonuçta moderatör sizsiniz ve yönetmek hakkınız. Yok efendim, hayır, öyle bir haktan dolayı değil de yani programla ilgili bir takım fikirlerini paylaşıyor. Fikirle değil. Evet, ben de gördüm az önce. Yani böyle bir sıkıntısı varsa başka bir yerde kendini ifade etsin. Buyurun efendim, çok özür dileyerek tekrar sizdeyiz. Problem değil. İyi akşamlar herkese. Ben hem zaman kısıtlı olduğu için hem bağlamdan da kopmamak için büyük oranda notlarımı okuyarak devam edeceğim. Öncelikle herkese bu programa katıldıkları için, gösterdikleri sağduyu için teşekkür ediyorum.
Ben avukat Sibel Soydemir, buraya İstanbul Demokrat Ordular Platformu'nu temsilen katılıyorum, kısaca İDOP. İstanbul Demokrat Ordular Platformu adından da anlaşılacağı üzere demokrasinin evrensel değer ve kurallarını benimseyen, bu değerleri yaşama geçirmeyi amaçlayan, insan haklarını, çevre ve doğanın korunmasını, Atatürk ilke ve devrimlerini kendine ilke edinmiş, cumhuriyetçi ve eşitlikçi kişilerce oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik odak noktası olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de İDOP olarak toplumda kadın hakları ve bu toplumun derinine yerleşmiş olan kadına yönelik ayrım probleminin çözülmesinde bir fark yaratabilmek ya da fark yaratılmasına yardımcı olabilmek için bugün buradayız. Aslında herkes, birçok katılımcı arkadaşımız bahsetti ama ben de çok kısaca 8 Mart'ın tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bugünün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda bir anma, bir protesto günü olduğunun farkına varılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bundan da çok söz edildi. Gerçekten kadınları özel hissettirmek için icat edilmiş bir gün gibi anılıyor bugün ama aslında öyle değil. 1857 yılında ABD'de 40 bin kadar tekstil işçisi greve başlar. Bu grevde başlıca talepler 16 saatlik mesai saatlerinin 10 saate düşürülmesi, çalışma koşulları ve ücretlerin düzeltilmesi, kadın işçilerin eşit haklara sahip olmasıdır. New York'ta bu grev başladıktan sonra işçiler yürümeye başlar. Ve ardından çok şiddetli bir polis müdahalesiyle karşılaştıkları için bu grev kırılır. Ancak o dönemden sonra bir grev hareketi başlar ve kadın işçiler, özellikle kadın erkek eşitliğinin sağlanması anlamında çok ciddi mücadelelere girişirler. Tüm bu olaylardan sonra, bu olaylarla beraber kadın haklarına yönelik mücadele tetiklenir ve ilk olarak 1910 yılında kadınların ekonomik ve politik özgürlüğünün, eşitliğinin mücadelesini vermek ve bu mücadelenin bir gününü seçmek adına 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması gündeme gelir. 1921 yılında bugün tam adını alır ve 1977 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilir. Aslında 8 Mart, emekçi kadınlarımızın mücadeleleri sonucunda kadın haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir farkındalık yaratmak anlamında uluslararası bir başarıdır. Dolayısıyla dediğim gibi bugün kadınların özel hissettirilmesi için icat edilmiş bir gün değil, tarih boyunca kadın hakları için uğraşan, bu uğurda canından olan emekçi kadınlarımızın bize miras bıraktığı bir gün. Evet, tamam. Toplumun her kesiminde kadın erkek eşitliği bilincinin yerleştirilmesi, bu bilincin uyandırılması için ve kadının her alanda erkek kadar özgür, irade sahibi olabilmesi için, kadının söz sahibi olabilmesi için bu mücadeleyi, bizim tarih boyunca verilen bu mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor. Yoksa zaten sürekli gündemde olan kadına şiddet haberlerinin maalesef ki hiç sonu gelmeyecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eşit olduğumuzu, kadınlar olarak eşit olduğumuzu ikna etmeye çalışmadığımız günleri görmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Söydemir, çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi efendim Kanlıca Doğa ve Yaşam Derneği adına Neriman Pınar hanımefendiyi dinleyeceğiz. Kendisi yine bu gecenin mimarlarından. Sayın Pınar, mikrofonunuzu açar mısınız? Açtım Ali Bey. Çok teşekkürler. Buyurun. Tüm katılımcılara da iyi akşamlar diliyorum. Eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette ve yaşamın tüm alanlarında, karar süreçlerinde nüfusun yarısı kadınlardan bahsediyoruz bu gece. Oysa ki eşit birey eşit haktır kadın için. Bunu sağlayamayan toplumların da ne yazık ki gelişme ve ilerlemesinden bahsetmemiz de mümkün değildir. Son Samsun'da yaşanan yine bir kadın olayından sonra kadına şiddet maalesef gündemden düşmüyor. Kadın cinayetleri, kadına yapılan bu haksız ve yersiz şiddet
maalesef üçüncü sayfa haberleri olarak görülüyor ve sadece baş harflerinin yer aldığı bir süreç. Ve biz Kanlıca Doğa ve Yaşam Derneği olarak diyoruz ki namus indirimi, tahrik indirimi, gravat takma indirimi, içeriden erkek sesi geliyordu indirimi. Bu indirimlerin yaşanmadığı bir Türkiye'de ve dünyada kutlanacak, anılacak nice 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir arada olmak dileğiyle bireye saygı diyor ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Saygılar. Çok çok teşekkürler Sayın Pınar. Değerli arkadaşlar, şimdi Kanlıca Yardımlaşma Cemiyeti, çok köklü bir cemiyet, eski bir cemiyet. Adına Sayın Zuhal Günel hanımefendi. Sayın Günel, buradasınız diye görmüştüm ama mikrofonunuzu açabilir misiniz? Zuhal Hanım. Sayın Zuhal Günel, biraz evvel salondaydı. Sanırım düştü hattan Ali Bey. Okey. Kusura bakmayın. O zaman bir sonraki arkadaşımızla devam ediyoruz. Evet. Belki gelirler birazdan. Bu arada Reşit Paşa Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği adına Sayın Süreyya Çinik hanımefendi katkı verecekti. Fakat ciddi bir rahatsızlık geçiriyor. O yüzden katılamıyor. Geçmiş olsun diliyoruz kendisine. Şimdi Şavşat Dernekleri Federasyonu adına Şenay Bilir hanımefendi. Sayın Bilir, mikrofonunuzu açar mısınız? Şenay Hanım. Buyurun efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Artvin Şavşat, Dernekler Federasyonu Kadın Komisyonu'ndan katılıyorum. Şavşat Dernekler Federasyonu Başkanım Sayın Halis Yıldırım Bey'in selamlarını iletiyorum sizlere. Ayrıca Karadeniz HES sorunlarıyla, özellikle Artvin Şavşat'ta yapılan doğa katliamlarıyla çok yakından ilgilenen bir federasyon başkanımız Sayın Halis Yıldırım Bey'e çalışmalarından dolayı sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili benim konuşacağım şunlar. 8 Mart Dünya Kadınlarının taleplerinin birlikte daha gür haykırdıkları, kendilerini topluma eşit bir şey, birey olarak yok sayan çağ dışı zihniyetlere karşı çıktığı, kadını sümüren, aşağılayan, yok eden sistem ve zihniyetlere karşı omuz omuza mücadele verdiği gündür. Yüzyılı aşkındır kutluyor ve anılarımıza rağmen kadınların hakları ve taleplerine hala bir şey değişmedi. Bizler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü'nün eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önemsenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verdiğimiz mücadelenin simgesi olduğuna inanıyorum. Hiçbir ülkenin kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının ve demokratikleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bizler güçlü bir toplum yaşamak istiyorsak, kadın ve erkeği ile tüm toplum kesimlerinin güçlendirmek, haklı taleplerimizi bir an önce gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu inanıyorum. Elde ettiğimiz hakları sonuna kadar koruyup geliştireceğin inancıyla tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve son olarak diyorum ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi akşamlar. Bilir, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Şimdi efendim Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Kadın Komitesi adına Sayın Birsen Şehirli Tor hanımefendi. Sayın Tor, mikrofonunuzu açar mısınız? Merhabalar. Öncelikle bu güzel birliktelik için çok teşekkür ediyorum. Gülru Hanım dolayısıyla aracılığıyla sizlere son saniyede katıldım. Sonuçta hep
birlikte aynı amaç için mücadele veriyoruz ve çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla hep birlikte olmak çok güzel. Biz TİHÇAT olarak çok yeni bir derneğiz. TİHÇAT Tekstil İhracatçıları Derneği ve Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği. Biz tekstil sektöründe faaliyet gösteren tüm ihracatçıların ilgili kurum ve kuruluşlarla buluşturmak, sektörümüzün gelişmesine liderlik ederek işbirlikleri için gereken altyapıyı sağlamak, eğitimi destekleyen ve geliştiren faaliyetleri gerçekleştirmek, sektörümüzde var olan istihdam sorununa çözüm üreterek nitelikli iş gücünü artırma hedefleri doğrultusunda Ekim 2020'de işveren ve çalışanlarının ilk kez bir araya getirildiği idealist, dinamik ve apolitik bir derneğiz. Bizler 10 tane komitemiz var. Bir tanesi kadın komitesi. Ben kadın komitesi başkanı olarak Türkiye genelinde çalışan ve üreten kadınların farkındalığını arttırmak ve geniş ölçekli perspektif kazanmaları için gerekli desteği sağlamak için bu komiteyi yönetmekteyim. Bizim düşüncemize göre kadının aslında savunulması gereken bir hakları olmadığını, kendisinin de bu farkındalık içerisinde kendi ayaklarında durarak, çalışarak, kendi maddi koşullarını düzelterek kendisinin savunabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de gerek eğitim komitemiz, gerekse kadın komitemiz olaraktan hem kadın hem erkeklerin bilinçlendirilmesi konusunda pek çok projeye imza atıyoruz. Sonuçta kadını erkekleri doğuran da kadınlar. Ne kadar biz eğitimi, bilinçlendirmeyi ve farkındalığı arttırırsak çok daha sağlıklı bireyler dünyaya getirebiliriz. Bu konuda bütün dernekler ve vakıflarla, STK'larla işbirliklerine hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür efendim. Değerli arkadaşlar, Sayın Tor'dan sonra Vatandaşlık Temel Geliri Türkiye Platformu ve Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği'ne geldi sıra. Bu dernek adına ve platforma da ben katkı vereceğim. Saati kuruyorum. Bu sefer sesi siz de duyacaksınız. 3 dakikaya kurdum tabii ki. Başlattım. Değerli arkadaşlar, ben bir sunumla ilerleyeceğim. Deminki slaytlarla bağlantılı. Hemen onu buluyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda 8 Mart'ta biz bu görseli kullandık. Dedik ki, her konuda eşitlik ve özgürlük anlamında siyasi demokrasi cephesindeki kazanımlar mutlaka öne çıkıyor. Kadınlar Günü, daha doğrusu Emekçi Kadınlar Günü bakışıyla bakınca. Fakat buradaki siyasi demokrasi cephesi, yani seçme ve seçim hakkı vesaire, bunlar önemli. Fakat bunlardan çok çok daha önemli başka bir boyut var. O da ekonomik demokrasi. Ve ekonomik demokrasi desteklenmedikçe, kadınların ekonomik bağımsızlığı sağlanmadıkça gerçek demokrasiye ulaşmak, gerçek eşitliği yakalamak, gerçek özgürlüğe koşmak mümkün değildir. Biz böyle düşünüyoruz. Daha doğrusu burada şunu da söylemek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli direktifi, en önemli direktifi belki de tam bağımsızlık hedefidir. Onun birinci kuralı da ekonomik bağımsızlık. Biz bunun bir ülke için geçerli olduğu kadar, Türkiye'miz için geçerli olduğu kadar, bireyler için de geçerli olduğunu ve bireylerin hepsinin ekonomik bağımsızlığın olması gerektiğini düşünüyoruz. Ki bu noktada vatandaşlık temel geliri konusundan bir cümleyle bahsetmek istiyorum. Vatandaşlık temel geliri özellikle pandemi döneminde çok hız kazandı ama uzun yıllardır tartışılan, son 30 yılda çok ciddi yol kat etmiş, son 10 yılda da teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak hız kazanmış bir konu. Uluslararası literatürde evrensel temel gelir, vatandaşlık temel geliri, temel gelir veya şartsız evrensel temel gelir gibi ifadelerle de karşılaşabilirsiniz. Bu konsepte esas olan şu: vatandaşlık temel gelirinin tanımını yaparsak, tüm vatandaşlarımızın her bir bireye herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak devletimiz tarafından düzenli bir şekilde bireylere ödenmesidir. Şimdi bu nelere çözüm olacaktan önce ne bunu hızlandırdı diye bakarsak, özellikle son 10 yılki teknolojik gelişmeler, robotlar, otomasyon ve bunların insanları devre dışı bırakması, hatta tarımda, sanayide olduğu gibi savaşlarda bile devre dışı bıraktı. Bu çok önemli. Bu noktada insanlar nasıl hayatını idame ettirecek noktasından hareketle
hız kazanan bir konu. Çözemeyeceği veya dokunmayacağı bir konu yok. İşsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağınıklık dengesizlikler gibi süren doluyor. O yüzden çok hızlı şöyle ilerliyorum. Kadın hareketiyle bunun çok büyük bağlantısı var. Geçtiğimiz günlerde çok önemli uluslararası bir toplantı yaptık. Ben e-posta adresimi paylaşacağım. Eğer irtibatta olmak isterseniz çok mutlu oluruz. Vatandaşlık temel geliri konusu kadın hareketiyle %100 ortak problemleri olan, beklentileri olan, çalışmalar yapması gereken bir konu diye söylüyorum ve süre bitti. Evet, tam 3 dakika. Kusura bakmayın. Evet, değerli arkadaşlar, ben de süre baskısı altında katkımı vermeye çalıştım. Şimdi 29 Ekim Kadınları Derneği adına katkı alacağız. Erdener Bey vasıtasıyla dernekle irtibatlandık. Aysun Hanım, sizden mi alacağız efendim? Evet, evet. Öncelikle herkese merhaba. Soy isminizi öğrenelim. Ben 29 Ekim. Pardon Ali Bey, buyurun. Soy isminizi öğrenebilirsek, kusura bakmayın. Aysun Demirkesenler. Öncelikle herkese merhaba. Hoş geldiniz. 29 Ekim Kadınları Derneği Yönetim Kurulu'nda ben Aysun Demirkesenler. Emekçi Kadınları Haftası'na ithafen 29 Ekim Kadınları Derneğimiz adına görüşlerimizi anlatıp sizlerle paylaşmak üzere aranıza katılmış olmaktan memnuniyetimizi belirtmek isterim. 8 Mart'lar emekçi kadınların haklarını elde etmek uğruna can verdikleri bir mücadeleyi simgeler. Günümüzde kadının insan hakları çok yönlü ihlal edilmektedir. Bu nedenle 8 Mart'lar bir kutlama günü değil, kadınların sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirme, ayrımcılığa, şiddete karşı çıkma günüdür. 2021 Türkiye'sinin 8 Mart'ında ülkemiz kadınları maalesef acılar içerisinde öldürülüyorlar. Sanki neredeyse bir asır önce Cumhuriyet devrimleriyle kadının tüm insan haklarını hem de pek çok batılı ülke kadınından önce kazanan biz değilmişiz gibi. İnsan haklarının en önemlisi olan yaşam hakkı tehlikedeyken, kadın haklarımıza maalesef sıra gelmemekte. 29 Ekim Kadınları Derneği olarak bizler toplumun en temel sorunu olan eğitim konusunda kararlı bir devlet politikası uygulanmasını, her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığı ülkemizde öncelikle aile içi şiddet olmak üzere şiddetin her türüne son verilmesini, sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, evlilik yaşının uygulanmasını, çocuk evliliklerinin önlenmesini, yerel yönetimlerde %3, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %14 olan temsil oranının artması, gerçek demokrasiye ulaşılması için seçim kanunu ve parti tüzüklerinde gerekli önlemlerin alınmasını, siyasi partilere verilen devlet desteğinin bir bölümünün, kadın seçmenlerin eğitimi ve kadınların siyasete katılımı kolaylaştırma amaçlı kullanılmasını, Atatürk ilke ve devrimleriyle kazandığımız haklardan geriye gidişe son verilmesini diyoruz. Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılmasını, ailede, eğitimde, toplumsal yaşamda, çalışma hayatında ve siyasette demokrasinin olmazsa olmaz kriteri olan kadın erkek eşitliğinin çağdaş koşullara uygun bir şekilde yasal temele dayandırılmasını ve uygulamaya geçilmesini, kadına yönelik ekonomik, fiziksel, sözel, cinsel ve psikolojik şiddete son verilmesini, yasal haklarını kullanmada karşılaştıkları engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ve son olarak ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle ben kapatmak istiyorum. Kadınlarını geri bırakan milletler geri kalmaya mahkumdur. Mustafa Kemal Atatürk. Çok teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Şimdi bu noktada yine toplantımızı renklendireceğini biliyoruz bilerek Sayın Taner Özsoy, halk müziği sanatçısı. Sayın Özsoy aramızda mı acaba? Yine Sayın Ali Aydemir'in katkılarıyla kendisiyle irtibatlandık. Sayın Özsoy.
Merhabalar. Sesinizi duyamadık efendim. Merhabalar. Evet, buyurun, buyurun. Sizi dinliyorum efendim. Merhabalar. Geliyor mu sesim şu anda? Bir saniye. Evet, geliyordu. Şu an? Şu an az geldi ama geliyor yine. Geliyor mu sesim şu anda? Geliyor, geliyor. Evet. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bütün katılan platformlara, derneklere selamlar olsun. Ben de İDOK'un bir üyesiyim. Ama tabii ki sanatla uğraşan insanların herhangi bir yere bağlılığı bir nebze vardır. Ama sanat çerçevesinde tüm topluma hitap edebilecek. Toplumun dertleriyle en azından Türk söylediğim için şöyle diyebilirim. Bütün katmanların, Anadolu'da yaşayan bütün halkların derdini, tasasını, cefasını türkülerle öğrendik. Onları aktarmak üzere bağlamamla yola çıkmışım çocukluğumda. Bu akşam tabii ki kadın haklarıyla ilgili, kadınlar günüyle, emekçi kadınlar günüyle ilgili çok önemli detaylar paylaşıldı ama türkülerle paylaşmak istiyorum bir tanesini. Çocuk gelinlere birazcık değinmek istiyorum. Anadolu'da biliyorsunuz 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar evlendiriliyorlar. Çocukluğunu daha yaşayamadan gelin ediliyorlar. Tabii ki dünyada kadının yaşamsal haklarını ve birçok alanda kendini savunmasını bu gün vasıtasıyla hatırlıyoruz ama bizler Anadolu'da yaşayan gerçekliğe biraz değinelim istedim ben türkülerle. Bir türkü seçtim sizin için. Sürede kısıtlı zannımca, değil mi? Evet, lütfen. Daha çünkü katkı vermek isteyenler de olacaktır. Sizin katkınızı aldıktan sonra. Buyurun efendim. Evet, sürekli de sürekli. Şu an duyuyorsunuz değil mi? Sazımı duyuyor musunuz? Bir saniye. Çok küçük yaşta gelin edilmiş bir kızın ağzından bir türkü bu. İki dağın arasında kalmışım. Bülbül gibi daldan dala konmuşum. Bakalım. Girdiler o, hala beni bir
verdiler de günahıma girdiler, oy girdiler. Sayın Özsoy, çok çok teşekkürler. Renk kattınız gecemize. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Çocuk gelinlere dikkat çekmek istiyorum bu türküyle. Tabii ki yaşamsal haklar önemlidir. Kent yaşamında birçok iş sahasında kadınların güçleri şu anda birleşebildikleri oranda sesleri çıkıyor. Ama Anadolu'da da hala daha 21. yüzyılda feodal kültürün, bu geri kalmışlığın, bu yobazlığın sonucunda çocuklarımızı, kadınlarımızı çocuk yaşta bu özgürlüklerden mahrum ediyoruz. Buna toplum olarak en azından ben kendi sanatımla dikkat çekmek istedim. Bütün dostlarıma, bütün bu yolda emek veren bütün insanlara selam olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, normalde katkı veren yapılar, ağlar, dernekler, platformlar diyeyim, onların temsilcilerinin katlarını tamamladık. Ama Sayın Ali Erdemir'i belki kısaca katkısını alırsak, arkasından da söz almak isteyen arkadaşlarımızı dinlemek isteriz. Bir şey arz edeyim. Biraz evvel bir yorum geldi. Sanıyorum Sayın Beşe'den geldi. Aysun Hanımefendi'nin katkısını çok beğenmiş. Gerçekten de ilginç katkılar var. Eğer yazılı olarak chatbox üzerinden paylaşma imkanı olursa dosyasını veya bir şekilde, çok memnun oluruz. Şimdi Sayın Ali Aydemir, buyurun efendim, sizin katkınızı alabilir miyiz? Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşamki katılımın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Burada çok fazla şey konuşmayacağım. Arkadaşlarımız, bayan arkadaşlarımız tüm şeyleri ayrıntılarıyla anlattılar. Çok güzel sonuçlar olduğunu gözlüyorum. Burada 2-3 tane bir tespitim var, onu belirtmek istiyorum sadece. Borsadaki bizim yönetimdeki olan arkadaşlarımız 2 tane konuyu bahsettiler. İşte eğitimli ve ekonomik yönden bağımsızlığını elde etmiş olan kişilerin toplumdaki çalışma ve kadın haklarından biraz daha, yani üst seviyede olduğunu burada düşündüm. %50 hala sermaye piyasasında, borsada ki bu finans piyasasında çalışan bayan arkadaşlarımızın %50'nin üstünde olduğunu düşünüyorum burada. Bir de ekonomik yönden bağımsızlığı olduğu için
yani kadın haklarının biraz daha belki yönetim kadrolarına gelemedikleri doğrudur ama bunun dışında da diğer haklarını birçok şeylerini çalışma yönleri olduğu gibi elde ettiklerini görüyorum ben kendim. Bu konuda tüm bayanların okuyup belli bir eğitim seviyemizin yükselmesi, bununla birlikte de ekonomik bağımsızlığımızın elde edilmesi olduğunu ortaya çıkıyor. Bir de arkadaşımız sığınma evlerinin çoğaltılmasını yönünde bir şey söyledi ama ben sığınma evlerinin tamamen kapatılmasını istiyorum bu ülkemizde. Kadının özgürce yaşayabildiği, kadının şiddete maruz kalmadığı, kadın haklarının erkeklerle aynı seviyede ve daha üst seviyede temsil edildiği bir toplum hayal ediyorum. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı tüm arkadaşlara tekrar bu tür bir etkinliklerde birlikte olmamızı diliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Burada vatandaşlık temel geliri başkanı Ali Bey'e de bu bize verilmiş olduğu bu katkıdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Erdemir, çok teşekkürler efendim katkınız için. Değerli arkadaşlar, ben becerebildiğim kadarıyla umarım kimseyi kırmadan süreci modere etmeye çalıştım. Şimdi bireysel katkılar anlamında bir bölüme geçiyoruz. İlk olarak Sayın Yeliz Mengükaya hanımefendi chatbox'tan ifade etmiş, söz almak istediğiniz. Sayın Kaya, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Sayın Kaya. Geliyor efendim, buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir program. Gerçekten büyük bir zevkle dinledim. Sanatçılarımızın da ağzına sağlık. Çok güzel konuştular. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Tabii ki burada katılımcılar olarak birçok dernekler platformu katılmış. Ben de birkaç tane dernek var ama sağ olsun Sabire abla, Sabire Sarı beni bu platforma davet etti. Ben Kadın Gücü Emeği Dernek Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Çekmeköy'de oturmaktayım. Çekmeköy Mesudiyeler Derneği'nin yönetimindeyim. Tabii ki kadınlar deyince asıl konumuza geçelim. Burada ben birkaç yazı da hazırlamıştım. Dedim herhalde katılımcı olursam konuşma imkanı da bulabilirim diye. Sesim geliyor değil mi bu arada? Dinliyoruz efendim. Evet. Şöyle bir şey de söyledik. Kadınlarımız çok şiddet görüyor gerçekten. Ben ufak bir çapta da böyle bir araştırma da yaptım gittiğimiz konferanslarda, demeç verdiklerimizde. Diyoruz ki kadınlarımız bir yılda 476 kişi kadınımız vefat etti. Kimisi dövülerek, kimisi işte bakımsız olduğu için bir Emine Bulut cinayeti. Geçen sene öldürülen, mesela en başta benim aklıma gelen 21 yaşında Ordu'da öldürülen, kapısının önünde öldürülen bir Ceren Özdemir gibi. Biz bunların çok mücadelesini verdik ama maalesef bir şeyler olmuyor. Artık nasıl sesimizi duyurabiliriz, neler yapabiliriz? Bunlar hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kadınların korunmaya, sevilmeye, sayılmaya, ilgi görmeye layık olan en büyük değerlerimizden biri olarak görüyorum. Kadın demek, emek demek, fedakarlık demek. Kadın demek, anne demek. Kadın, aileyi bir arada tutan demek. Kadının toplum üzerinde bu kadar emeği varken onlara yapılan bu zulüm, işkence neden diyorum. Yani kadınsız bir toplum düşünemiyorum. Evet, ben burada bir yazı hazırladım dedim ama onu da okumak istiyorum. Mümkünse baktım, tutuyorum. Toparlayarak çok hızlı katkı alırsak. Sadece aslında Türkiye'de değil bu. Dünya genelinde de bu böyle. Çin'de yılda 1 milyon çocuğu doğar doğmaz öldürülüyor. Dünyada bu yolla kaydedilen kadın sayısı 50-60 milyonu buluyor. Uluslararası Göç Örgütü her yıl 2 milyon kadının sınır ötesi kadın ticaretinde kullanıldığından bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 6 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. İngiltere'de her 7 kadından biri birlikte olduğu erkek tarafından tecavüze uğruyor. Fransa'da her ay 6 kadın aile eşi şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Bizler Türkiye'de ise %97'si şiddet gören kadınları. %97 ne büyük acıdır ki %97. Bütün bunların sona erdirilmesi için bizler
devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eğilimini açık bir şekilde kınanmasını talep ediyoruz. Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artılmasını talep ediyoruz. Ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek sayısal yardımının yapılmasını talep ediyoruz. Cinsel ayrımcı politikalar, yasalar, uygulamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Eylem ve eğitim projelerinin kadın örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, anne ve babaları programların başlatılmasını talep ediyoruz. Kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki hem siyasi olarak hem ekonomi olarak ayakta kalmalarını talep ediyoruz. Medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde kendi, bakın televizyon da burada çok önemli bir faktörü oluşturuyor. Kendi otodönetim mekanizmasını kurarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Evet. Evde sokak işyerlerinde gözaltında cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Evet. Toplumsal sağlanması için ana dil üzerindeki tüm yasakların OHAL ve koruculuk sisteminin kaldırılmasını talep ediyoruz. Şimdi ben istiyoruz ve istiyoruz diyorum ama emeğimiz için, geleceğimiz için evde, iş yerinde, sokakta cinsel şiddete son bulmasını istiyoruz. En başta bunu istiyoruz. Ve bu münasebetle buradaki bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Kaya. Çok teşekkürler katkılarınız için. Özellikle rakamlarla ilgili kısmı paylaşabilirsiniz. Bizim de bilgilendiğimiz için iyi olacaktır. Tabii şimdi efendim ediyorum. Sayın Kadri Kampak Beyefendi katkı vermek istiyor. Bir de Sayın Naşit Oskay Beyefendi siz de istiyorsunuz değil mi? Tamam. Kadri Kampak, Naşit Oskay ile ilerleyeceğim. Sayın Kampak mikrofonunuzu açar mısınız? Açtım Ali Bey. Ha, buyurun. Efendim öncelikle bu aktiviteleriniz için sizi tebrik ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bu akşama da özel bu aktivite için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben olayın toplumsal bilinç yanındayım. Toplumsal bilincimiz çok düşük. Çocuğu yetiştirmek, kızı yetiştirmek, insanı yetiştirmek, kadın hakları derken bilinçsiz bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle herkesin daha iyi yaşayabilmesi için bilinç programları yapacak sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması gerekiyor. İstiyoruz, çok güzel bir şey ama istediklerimiz hiç duymuyorsa bir sonuç elde edemeyiz. O yüzden ben toplumsal bilincin yükseleceği aktivitelerin bir an önce başlamasını, gelişmesini umut ediyorum, öneriyorum ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Kapak. Şimdi Raşit Naşit Oskay. Buyurun efendim. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben de bir kamuda çalışan bir memur olarak böyle bir etkinlikte bulunmaktan son derece memnunum. Öncelikle tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile kadınların yanı sıra bir erkek olarak da katkı sunabilirsem mutluluk duyarım. Öncelikle ben insan evladı kelimesinin çok öne çıkmasını savunanlardan birisiyim. Ve asla insanoğlu kelimesini de kullanan biri değilim. İnsanoğlu kelimesinin arkasında kadının ötelendiğini düşünüyorum. Şimdi dünya kadınlarına baktığımızdan daha çok ben Türkiye'deki kadını ele almayı daha çok tercih ediyorum. Bu ülkenin bir ferdi olarak. Öncelikle bizim ülkemiz hala tarım toplumunda yaşıyor. Tarım toplumundaki kadınımız bana göre sanayi toplumunda ve bilgi toplumunda yaşayan kadınlardan çok daha farklı bir pozisyona sahip. Öncelikle bizde ülke nüfusuna baktığımızda dezavantajlı grupta yer alan insanlarımızın çoğunun kadın olduğu görülmekte. Ben bu konuda öncelikle ülkemizin tarım toplumundan çıkıp sanayi toplumuna evrilmesini özlemle bekleyenlerdenim.
sanayi toplumunda kadını örgütlemek daha kolay olacaktır. Kadını siyasete katmak daha kolay olacaktır. Kadını üretime katmak daha kolay olacaktır. Öncelikle yasaların çıktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın oranının daha yüksek olmasını bekliyorum. Bir başka konu eğitim seviyesinin çok üst seviyelere çıkarılmasını önemsiyorum. Aklın ve bilimin ışığındaki kadınlarımızın daha çok eğitimden nasip almasını diliyorum. Şimdi biz öncelikle İstanbul ölçeğinde baktığımızda Fatih Çarşamba'daki kadınımızla Kadıköy'deki kadınımızı birbirlerinden etkileşim ortamı yaratmak gerektiğine inanıyorum. Yani Sultanbeyli'deki kadınımızla Beşiktaş ilçesindeki kadınımızı birbirlerini daha çok tanımalarını, daha çok etkileşim halinde olmalarını önemsiyorum. Her şeyden önemlisi kadınların istihdamının erkeklere oranla daha fazla olmasını bekliyorum. Benim tabii böyle bir platformda daha çok şeyler söylenebilir. Kısıtlı zamanda bunları söylemeyi sorumluluk sayıyorum. Ama sürdürülebilir olmasını diliyorum. Sadece 8 Mart'a özgü buluşmaların değil, hayatın bütün alanında ve her konuda da böyle Zoom'dan toplantıların yapılmasını önemsiyorum. Sizlere de minnet duyuyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sayın Asker, çok teşekkür ederiz efendim. Ben şunu belirtmek istiyorum. Yani biz sadece bürokrasi değil de angaryasını yürütüyoruz. Ama katılımlarınız da bu toplantı gerçekleşiyor. Onun yüzden hepimizin ortak çabası. Bu arada Sayın Gülsüm Aydemir hanımefendi, doğru okuyorsam. Sayın Aydemir. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Bu arada Kazım Saymalı Beyefendi işaret ettiniz değil mi efendim? Okey, ben yazılı göremedim de elinizi gördüm. Açtım mikrofonu. Sayın Aydemir, sözü size efendim. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Tüm bayanların, kadınların Dünya Emekçiler Günü'nü kutluyorum. Ben genel olarak Bekir Coşkun'un "Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider" aslında. Bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci, bir anne gider. Bir dost gider, bir arkadaş gider, bir sevgili gider. Ne çok kişi yok olur aslında bir kadın gittiğinde. Evet, ben Bekir Coşkun'dan bu dizeleri okudum sizlere. Ve ben şu anda SMA hastası çocuklar için, tabii o annelere yardımcı olmak amacıyla destek grubundayım. Ve o annelere baktığımız zaman bütün günleri o çocuklarla geçmekte. Ama ülkemizde SMA hastası çocukların anneleri hiç dile getirilmiyor. Gerçekten bütün hayatları çocukları için harcanıyor. Ben de o gruptan birine girdim, onlara destek oluyorum. Ali Ürün adında bir çocuğumuzun destek grubundayım. Şu ana kadar halkın çabalarıyla 23 tane bebek yurt dışına gönderildi tedavi için. Bu da hep annelerin, bayanların çabalarıyla oldu. Bu nedenle ben de burada sizlerden destek bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkürler. Sayın Kazım Saymalı. Sayın Sesim Saymalı. Değil mi? Sayın Saymalı, mikrofonunuzu açar mısınız efendim? Sol alt köşede unmute'u, evet, açıldı, buyurun.
bu programı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Ben Atatürk'ün kadınlara bakışı ile ilgili birkaç söz söyleyeceğim. Sonra düşüncelerimi belirteceğim. Türkiye Cumhuriyeti anlamında kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır diyor Atatürk. Kadın varlığı ulusun bin bir yönden temelidir. Dünya üzerinde ne görürseniz kadının eseridir. Erkeğe ilk eğitimi veren kadındır. Atatürk ayrıca bir sohbet sırasında erkekle kadın arasındaki hangisi daha üstündür tartışması sırasında erkeği üstünlüğünü savunanlara karşı şöyle der. Söylediklerinizin büyük bir bölümü de haklı olabilirsiniz. Yani erkek çeşitli yönlerden üstün gibi görünebilir ama kadın erkeğin önündedir ve ondan daha üstündür. Çünkü Tanrı kadına analık şerefini ve gücünü vermiştir. Bu nedenle uygar toplumlarda kadına, erkeğin kadına karşı saygı duyması önemlidir der. Şimdi bizim toplumumuzda en büyük kusurumuz kadına karşı davranışımız. Hala kadını ikinci sınıf vatandaş, üçüncü sınıf vatandaş, yani itilip bakılan, hatta eskidiği zaman değiştirilip atılan bir eşya gibi görmekteyiz. Elbette kadınlar, kadın hakları yönünden, insan hakları yönünden bir takım ilerlemeler kaydetmişiz ama bu yeterli değil. Çoğunluğu böyle. Ne yapılabilir? Yapılacak iş eğitim. Derneklerimiz, vakıflarımız, kadın kolları aracılığıyla veya diğer bölümlerin aracılığıyla çevresindeki yetişkin kadınları eğitecek hangi yönden? İnsan hakları yönünden. Evvela kadınlarımızın insan olma bilincine erişmesi gerekir. Kasım Bey, toparlayarak ilerleyebilirsek. Tabii. Arkadaşlarımız tabii. Saat çok ilerledi. Hızlı evet. Lütfen. Siyasi partilerde kontenjanlarına 3-5 rakam ekleyerek değil, %50, %50, hatta yönetimin her kademesinde %50 kadın kotası uygulamaları gerekmektedir. Yani ben diyorum ki kadınlarımızı eğitmeliyiz. Ama bu arada erkeklerimiz de kadın açısından, kadına bakış açısından eğitmemiz gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Saymalı. Sayın Yeşim Tektaşlı, buyurun efendim, katkınızı alabilirsek. İyi akşamlar. Sizlerle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmaktan dolayı bu şekilde çok memnuniyet duyuyorum. Vatandaşlık Temel Gelir Türkiye Derneği'nin bir üyesi ve kadın olarak ben de bir söz almak istedim. Çok önemli şeyler söyledi. Hepsi birbirinden kıymetli. Ben onun için biraz farklı bir bakış açısı da katmak istiyorum. O mücadele benim için öncelikle maddi özgürlükle başlıyor. Ve bunun için zaten vatandaşlık temel gelir de çok elzem. Bunu daha önceki toplantılarda da konuştuk. Ama ondan sonra benim için kadın olmak, kadın gerçek haklarına kavuşması, kadın olarak bu dünyada başarılı olmaktır. Yani ama bu erkek olmaya zorlamadan, kadını erkek gibi şirketlerde kariyer yapmak, erkek gibi yarışmaklar değil. Ben Almanya'da büyüdüm ve şunu görüyorum. Almanya'da da halen bakıyorsunuz belki yönetim kurullarında veya birçok yerde kadınlar o kadar ağırlıkta değil. Neden diye baktığımda Almanya'da birçok kadın kendi tercihiyle çocuk büyütmeyi tercih ediyor. Kariyer yapmamayı tercih ediyor ya da sosyal sorumluluk projelerinde çalışmayı tercih ediyor. Ya da yaşlılara bakmayı tercih ediyor ya da doğayla uğraşmayı tercih ediyor. Yani biz kadınları şununla ölçmemeliyiz. Yani
erkek gibi kariyer yaptığı zaman, erkek gibi azim yaptığı zaman, erkek gibi savaşçı olduğu zaman hakkına kavuşmuş diye değil. Kadın aslında birçok alanda, hani zaten bunlar kısmen de söylendi, toplumumuzun her alanında o kadar büyük yükler, önemli işler üstleniyorlar ki, yani ister evde olsun, ister derneklerde sosyal sorumluluk projelerinde bakıyorsunuz, sahada olanlar yine en çok kadınlar. Fakat bunlar neden kıymet, değer görmüyor? Buraya bakmak lazım. Yani bu niye başarı diye sayılmıyor? İlla kariyer mi yapmak gerekiyor bunun başarı sayılması için? Bu işte burada yine vatandaşlık temel gibi yeni çözümler. Bizim bu yeni çağda yeni çözümlere gitmemiz gerekir. Biraz evvel sanayi toplum dendi ama ben bu toplumda artık sanayiye gitmediğini de düşünüyorum. Tamamen farklı. Kadın ne zaman ki kendi yapmak istediğini, kendi kararlarını vererek yaptığı zaman aslında mücadelesini tamamlamış oluyor. Cuma günü biz Beşiktaş Meydanı'nda şu cümleyi seslendirdik. Biz kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz diye kadınlar haykırdı. Evet, kadın kendi kararını kendi verdiği zaman, kendi güçlü yönleriyle bu toplumda var olduğu zaman, bunun değerini, karşılığını gördüğü zaman ancak o zaman mücadelesi bir yere ulaşmış oluyor benim için. Bir de evet, son söylemek son söylemek istediğim de unuttum galiba. Yani bu evet, şunu da söylemek istiyorum. Kadınlar her alanda, evet, eğitim, yani ülkemizin zaten her konudaki sorun, hep ülkemizde dolaşıp dolanıyoruz her şeyde, tabii eğitim, yani eğitimde devrime ihtiyacımız var. Bu eğitimde devrim olduğu zaman kadın ihtiyacı olduğu her türlü eğitime de tam ulaşabilecek, ama bunu sırf okul eğitimi olarak da görmememiz lazım. Yani her zaman her anda kadına eğitime ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Erkeğin şiddeti de, bunu söyleyenler olmuştur, ben burada da bir daha vurgulamak istiyorum. Erkeğin kadına işlediği şiddet tamamen erkeğin sorunudur, bu toplumun sorunudur. Ben bunu kadınların korunmaya vesaire değildir ihtiyacı olan, bu toplumun tedaviye ihtiyacı var. Bu toplumda bu şiddet halen bu kadar yüksekse belli ki yani eğitim sistemimizde sorunlar olduğu ortada, ciddi bir devrime ve tedaviye ihtiyacı var bu toplumun diyerek tamamlıyorum. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Şimdi Sayın Yüksel Abdurrahman Beyefendi, mikrofon açabilir misiniz efendim? Vaz mı geçtiniz? Hayır. İyi akşamlar dileyim. Ben kısa konuşacağım. 1789 Fransız ihtilaline rağmen 1945 yılında Fransa'da kadın hakları geliyor. Ama Türkiye'de 1930'larda geliyor. Almanya'da aynı yelpaze etkisini gösteriyor. Almanya'da da ne yazık ki Türkiye'den daha geride bir başlangıç söz konusu oluyor. Bunun sebepleriyle ilgili benim kişisel düşüncem şöyle. Bizde maalesef kadın hakları tepeden verilmiştir. Yani kadınlar kendi sınıf bilinciyle insan hakları ve evrensel beyannamesinde öngörülen temel hak ve hürriyetler bağlamında bir sıkı mücadele vererek bu hakları elde etmemişlerdir. Dolayısıyla bu haklara sahip çıkmak konusunda da maalesef biraz batıdan geri kalmışız. Almanya'da örneğin Clara Zetkin, Rosa Luxemburg gibi çeşitli isimler rejim ve sisteme karşı bunu çok iyi bir şekilde mücadele olarak yürütürken, biz maalesef parlamentonun yasa çıkarmasına bırakmışız. Anadolu aydınlanmasının sorumluluklarını yerine getiren Cumhuriyet'in gençlik yıllarındaki gelişmeleri bir tarafa bırakırsak, ondan sonraki kadın hakları ile ilgili gelişmelerin umut verici olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi kadın hakları mücadelesi veren çeşitli yapılanmaların
kadın haklarını sınıfsal temelden uzak bir şekilde algılamalarından kaynaklanıyor. Halbuki kadını kuşatan rejim ve sistem, o rejim ve sistemin kadına bedel olarak ödettiği sıkıntıları ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu temelde de kadınlarımızın her şeyden önce kantçı bir vazife ahlakı imiş gibi kendi mahallelerinin önünü, kendi evlerinin önünü temizlemeleri gerekiyor. Evet. Yani kendi çocuğundan, eşinden, çevresinden başlayarak. Nasıl efendim? Toparlayabilirsek lütfen. Toparladım. Tekrar gidip çünkü. Ben şöyle düşünüyorum sonuç olarak. Herkes üstüne düşen görev ve sorumlulukları neyse onları yapsın diyorum. Teşekkür ediyorum bütün izleyicilere, konuşmacılara. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu anda bakıyorum herhangi bir soru isteyen yok. Toplantıyı kapatacağız ama Nilüfer Akartan Hanımefendi bir cevap hakkı şeklinde bir notu vardı. Evet, Sayın Akartan buyurun. Uzun süredir kadın hareketinin içinde olan duyarlı bir Türk kadını olarak biraz da cevap vermek istedim. Çünkü tamam, tabii ki Atatürk'ü ben her zaman katkılarından dolayı minnetle, şükranla anarız, o ayrı mesele. Ama 1850'lerden başlayarak, Osmanlı'dan başlayarak devam eden bir kadın hareketi var. Cumhuriyet'in kuruluşundan önce bir kadın fırkası dahi kurulmaya çalışılan bir durumdayken geldiğimiz bu durum tabii ki içler acısı. Yalnız şimdi bundan sonra ne yapmalıyız üzerinde de durmamız gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Ali Bey. Ne yapmalı? Bunların konuşulması lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin mesela ders olarak okullara girmesi, üniversitelerde bölümler açılmaya başlandı ama eşitlik kavramına çocukların daha yuvalardan itibaren öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Kadın dernekleri, platformlar üzerlerine düşen bütün görevleri yapıyorlar. Bizim siyasi ayağımız eksik. Siyasette biz olmadığımız müddetçe, ki olacak gibi de gözükmüyor, 1935'te 18 tane kadın varken şu anda geldiğimiz durum işler acısı. 1935'in 8 Nisan'ında biz dünya çapında bir kadın toplantısı, dünyayı bir araya getirmiş bir toplantı yapmışken şu anda geldiğimiz nokta gerçekten işler acısı. Biz bir kanunlarımız var. Toparlayabilirsek ama tabii, gibi başladık, uzun bir konuşma oluyor. Tabii ama şimdi oluyor. Yani kanunlarımız var. Her türlü sözleşmelerde imzalarımız var ama siyasi ayak olmadığı için de biz istediğimiz kadar bağıralım, istediğimiz kadar haklarımızı evet, savunmaya çalışalım, bir yere kadar gelip tıkanıyoruz. Bunu söylemek istemiştim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir katkı talebi daha vardı. Hüseyin Aldoğan. Sayın Aldoğan, mikrofonunuzu açar mısınız? Evet, sesim geliyor mu? Evet, buyurun, dinliyoruz Sefa. Tüm katılımcı arkadaşlara saygılar, iyi akşamlar diyorum. Bu önemli gecede de böyle bir konu gündeme geldi, getirdiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben kısaca 2-3 madde halinde bunu sıralamak istiyorum. Şimdi çağdaş bir değişim içinde, cumhuriyetin değişimlerinde biz kadını nereye koyduk? Bir, ikincisi, Sosyalleşme ile birlikte kadının psikososyal kimliği sosyalleşmeyi kaldıracak kadar eğitime sahip miydi? Bir üçüncüsü de kadını bu yapının dışında bırakan, demin de bir Nülfer Hanım'ın söylediği gibi, siyasi erklerin 60 yılda, 70 yılda, 100 yılda ortaya koydukları hiçbir şey yok. Sadece kadını iki kavram içinde, bir sandık başında bana oy versin, iki nüfus çoğalsın. Ne oldu? Yani biz Osmanlı kadınla aynısını devam ettirdik. Burada üzerinde durulması gereken aslında temel bir nokta şu var. O da kadının sosyo-kültürel yapıdan çekirdek aile yapısını bütünleştirerek kimliğini ortaya koyması lazım.
Şimdi her özgür irade size bir gelecek kazandırmaz. Önemli olan onun uygulanmasıdır. Maalesef bu konuda şimdi aydın kadınlarımız da topluma çok fazla öncülük edemedi. Mesela üniversiteler. Üniversiteler bugün bunun öncüleri olması gerekirken sadece kendi alanlarında bu işe bilimsel yaklaştılar. Siyasi erklere katıda bulunmadılar. Kadını siyasi arenada kimliğiyle bütünleştirip haklarını alabilme konusunda öncülük etmediler. Bazı marjinal yapılara da diyebilirim kattılar. Bu da yanlıştı. Ben sonuç olarak şunu söyleyeyim. Devletin kadına veya kendi diğer vatandaşına eğitimen öncülük etmediği zaman o toplumundan bir şey bekleyemezsin. Ra Tanrı anlayışında diyor ki kızlarını okutmayan medeniyetler karanlığa gömülmeye mahkumdur. 15 bin yıl önce. Biz şimdi ona göre kendi başımızın çaresine bakalım. Halen ülkemizde okuma yazma bilmeyen kadınlar var. Bu bizim için bir utanç tablosu. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler efendim. Şimdi Sayın Halis Yıldırım, Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı aynı zamanda değil mi? Sayın Avukat Halis Yıldırım, buyurun Sayın Yıldırım. Sayın moderatör, çok teşekkür ediyorum. Zaman çok geçti biliyorum. Fakat farklı bir şey söylemek istedim bu akşam. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı organize ettiniz. Çok değerli oluşturdunuz. Bunu bütün derneklerimizde ve federasyonumuzda öncelikle katılımcı arkadaşlar da var. Devamını da diliyorum. Ama bir tek şey söylemek istiyorum. Katılımcı arkadaşların yoğunluğunun yer aldığı Karadeniz bölgesinde doğa ananın bizim hepimizin yaratıcısı doğanın yok edildiğini gün be gün görüyoruz. Federasyonumuzun oluşum amacı da bu. İDOP'ların mücadele zeminleri de bu. Ben şu kadar söyleyeyim. Kadınlar için söylenen, anlatılan şeyler çok değerli, çok da sınırlı aslında. Çok daha geniş toplantıları hak ediyor. Ve gerçekten tüm süreçlere katkı sunması açısından kadın haklarının çok önemli bir alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuna kadar kutluyorum. Ancak ikinci bir mesele var ki Fatsa siyanürle yok ediliyor. Cerattepe Artvin siyanürle yok ediliyor. HES adı altında bütün ülke büyük bir zulüm altında inliyor. Bunu hepinizin bildiğini ben biliyorum. Hepinizin en az bizim kadar değerlendirdiğinizde. Ancak böyle bir duyarlılığın çok yüksek olduğu ve meselelere bu kadar bilimsel, bu kadar tutarlı yaklaşan bir toplantı görünce aslında bizim temsilci arkadaş, kadın arkadaş katılıp konuşmasına rağmen ilk kelimede ben etmek istedim. Sabrınıza sığındım. Çok özür diliyorum bütün arkadaşlardan ama şunu söylemek istiyorum. Evet, analarımız, bacılarımız, kadınlarımız demeyeceğim ama kadınlar bu mücadelenin ana öznesidir ama bir taraftan da doğa ana büyük bir zulüm altındadır. Bütün bu alanlara el birliği el atalım ve bu sorunları çözmeye çalışalım. Güçlerin yan yana gelmesi demokrasiden, insanlıktan, doğadan, eşitlikten, demokrasiden, özgürlükten el birliği yan yana gelmesinde büyük katkılar olacağını düşünüyor. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir toplantı oldu. Çok yararlandık. Böyle bir toplantının mutlaka farklı isimlerle ve belki de bütün Türkiye'ye yayılacak şekilde, bütün Karadeniz'e, bütün uluslararası yayılacak şekilde yapılmasını öneriyorum. Rica ediyorum. Çok çok değerli bir toplantı oldu. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim biz saygılar sunuyoruz. Kısa bir katkı Hıdır Daştan beyefendi. Sayın Daştan, hemen açarsanız mikrofonunuzu, saat çok ilerledi çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Buyurun hemen direkt konuya girelim. Buyurun. Şimdi ben diğer arkadaşlardan da konuya katkı sağlayanlar oldu. Kadın hakları dediğimiz anda zaten olayın önünü kesmiş oluyoruz. Bu insan hakları. Süreç böyle. Şimdi siyasi olarak da yine konunun nereye nasıl çekildiğiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Geçmişte kapalı arkadaşların üniversiteye girmelerinde
mağduriyetler yaşandığını söyleyen iktidar. Kapalı arkadaşımız şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör istemiyorum diye eyleme girdiği anda yediği tekme ya da uyguladığı şiddet ortaya medyaya çıktığında farklı tepki gösteriyor. Yani yerine göre kadın kıymetli ama mevcut iktidara aleyhinde bir eylemde bulunduğu anda kıymetsiz olmuş oluyor. Şimdi sorun şurada, kadın ya da erkek Özgecan Aslan için yakılan kibrit eğer dışarıdaki diğer sizi, beni, bir başkasını yakmazsa canını ya da dün atılan tekme aynı şekilde yine bizim canımızı yakmamışsa biz zaten herhangi bir şey yapamayız. Yani bilinçli ve sırayla yapılan eylemler var Türkiye'de. Şimdi birçok insanın da yani şimdi içimizdeki dostlarımızın da belki dikkatinden kaçmıştır. Yaklaşık 6-7 sene önce Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda bir değişiklik yapıldı. Eğer o takımla ilgili bir problem vardıysa, işte küfür vardıysa, başka bir eylem vardıysa, şiddet vardıysa sahada seyircisiz oynanıyordu maçlar. Şöyle bir kural getirdiler ki ben bunu çok büyük hakaret sayıyorum. Ben bu konuyla ilgili 3 ya da 4 tane makale yazmıştım. Toparlayabilirsin. Onlardan tabii ki hemen bitireceğim. Ha, ben direkt konuyu. Tabii ki hemen bitireceğim. İşte seyircisiz oynanan maça kadın ve çocukların alınması kadını aslında hiç saymak, yok saymaktır. Seyircisiz maç sadece kadınlar gelebilir. Kadın kim? Böyle bir ödül müdür, ceza mıdır, nedir? Bana birisi izah etsin bunu. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim çok teşekkürler. Keyifli bir toplantı oldu. 2 saati geçtik, 2,5 saate yaklaşıyoruz. Ben şunu gördüm yalnız, bütün dernekler, bütün platformlar son derece dolu, deneyimli, donanımlı. Paylaşımlar kıymetli. Özellikle Sayın Akaktan'ın bahsettiği siyasi cephede ne yapılabilir veya bu talepler nasıl hayata geçirilir konusu önemli. Veya bazı yanlış konumlanan konular var, onların netleştirilmesi lazım. Ben şöyle bir şey aklıma geliyor, hatta bugün gün içinde de arkadaşlarımızla görüştüğümüzde benzer bir his oluşmuştu. Belki burada sadece görüş paylaşmak adına değil de daha böyle yapısal bir yaklaşımla ne yapabilir üzerine de bir oturum yapalım. Ama öyle bir şey yapalım ki yani herkes hazırlıklı gelsin, ne diyeceğini önceden planlasın, hatta yazıp önceden paylaşsın, paylaşılan metin tartışılsın ve böylece yol kat edelim. Yani nasıl diyeyim, zamanı verimli kullanarak mesela şu anda 45 kişiyiz ki en yüksek olduğumuz an galiba 90 civarındaydık. Demek ki yarı yarıya kayıp saat ilerleyince. Yani somut öneri üzerine tartışılsın. Yapabileceğimiz şey varsa onu yapalım. Ya da yapamayacaksak bile insanların zihninde düşünelim. Onlar kendi ortamlarında bunu taşıyarak, naklederek daha da yaysınlar gibi. Yani ikinci, üçüncü bir toplantıya ihtiyaç olacak gibi. Ben bunu Sayın Dağıstanlı, Sayın Sezginer, Sayın Aydemir, Sayın Pınar ayrıldı galiba. Onlarla da paylaşacağım. Yani bu toplantı burada kalmasın, devam etsin diye ben onu aldım mesaj olarak. Özetlemek gerekirse bugün toplantıyı. Evet. Ali Bey. Buyurun Sayın Sezginer. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi az önce Halis Yıldırım Bey galiba, Avukat Bey, Karadeniz bölgeden bu toplantıların daha farklı boyutlara da taşımasını istedi. Aslında tarif ettiği şey sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Hani bu konuyu bizlerin bu platformlarda çok daha fazla tartışması gerektiğini düşünüyorum. Hani sizin de sayenizde bu toplantıları dediğiniz gibi evet bir ikinci, üçüncüye gerek var diye düşünüyorum ben de. Çok teşekkürler desteğiniz için. Sayın Aydemir, Sayın Dağıstanlı zaten yine bunu temas eder, değerlendiririz. Eğer o gün görseniz ben toplantıyı kapatayım saat ilerlediği için. Bu arada toplantıya katılanların listesinin olduğu görselleri de paylaştım. İndirmek isterseniz chat box'ta dokununca hangi dernekleri temsilen hangi konuşmacılar programda vardı onu görebiliriz. İki değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aydemir onları ayarladı. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de tüm katılımcı arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Biraz önce unutmuştum. Sanatçı arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Burada bir halk müziği sanatçı arkadaşımız daha var. Celal Yılmaz. Ona da teşekkür ediyorum. Belki imkan olsa bir dahaki şeyde bize
katkı verirse memnun oluruz Ali Bey'in tabii. Celal Bey şu anda içeride mi? Evet, Celal Yılmaz içeride. Yani Sayın Yılmaz bir şey söylemek ister misiniz? Veya bir sonraki toplantıda mı? Sesini aranızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Ayrıca anıyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca Mehmet Gümüş arkadaşımız benim okul arkadaşım. Yakın dostum o da. Onu da sevgiyle. Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum daveti için. Sağ olsun. Peki efendim. O zaman kapatmadan evvel chat box'ı kopyasını almak isteyenler, seyretmek isteyenler ederse yani ona bir süre ayırayım, bir 30 saniye, bir dakika kadar. Bir de dosyaların kopyasını almak isteyenler varsa üzerine tıklaması gerekiyor. Yani chat box'ın kopyasını alınca dosyaların kopyası alınmış olmuyor. Onu da söylemiş oldum. Katılımcıların listesi çıkmadı. Diğerlerini aldık hepsini. Hayır, şimdi en son slide 3 diye geçen bir görsel var. 3 ve 4. Evet. Onların içinde olması lazım konuşmacılar veya dernekler. Yüreğinize sağlık Ali Bey. Naşit Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Bu arada e-posta adreslerinizi paylaşanlar oldu ama ben benimkini tekrar paylaşayım. İrtibatta kalmak adına. Ya bu konu çok daha üzerine gidilmesi gereken bir konu gerçekten. Peki. O zaman kapatıyorum efendim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilgin Bey, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Değişen Türkiye'de buluşmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz her şey.